Telegol'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Kadıköy'de bir derbi oynandı. Tabii ki yankıları devam ediyor. Kazanan Galatasaraylılar mutlu. Fenerbahçeliler VAR'a, hakeme tepkililer. Arda'nın küfürlerini gündeme getiriyorlar doğal olarak. Bu akşam da tabii ki haftanın bu ilk gününde doğal olarak Fenerbahçe Galatasaray derbisini öncesinde, maç sırasında ve sonrasında yaşananları güzel bir şekilde derleyip toparlayacağız. Galatasaray Kulübü'nün açıklaması var. Az önce de Fenerbahçe Kulübü VAR'la ilgili, bu yapılan çizgilerle ilgili çok zehir zemberek olmasa da yine bir açıklamalar yaptı. Görüntüler eşliğinde bazı fotoğraf kareleriyle beraber nerede adalet şeklinde bir açıklaması oldu. Bunları gündeme getireceğiz. Statta Galatasaraylılara göre 2000-3000 kişi vardı. Fenerbahçeliler de böyle bir şeyin olmadığını dile getiriyorlar. Bu sağlık çalışanlarının alınması ve bununla ilgili kararı kim verdi, kimden izin alındı? Bunları derleyip toparlayacağız. Beşiktaş zor da olsa, 10 kişiyle de olsa Konyaspor engelini geçti. Ve yarışta tabii ki iddiasını 48 puanlı bir takım olarak devam ettirdi. Bugün Trabzon'da tabii Malatya'daydı, Trabzon'da 2-0 kazandı. Ve onlar da 4. sıradaki yerine sağlamlaştırmış oldu. Böylelikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ve ardından Trabzonspor 4 büyük takımımız ilk 4 sırada 23. hafta maçlarını tamamlamış oldu. Sevgili Adnan Aybaba ve Ahmet Ertan Tezcan'la birlikteyiz. Tamam, dinliyoruz. Az sonra da bizim çok değerli abimiz, sevgili dostumuz Gökmen Özdenak'ta, o da canlı yayın Telegol'de, özellikle tabii ki Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Biz de özledik kendisini, onun da ekranları özlediğini düşünüyorum. Ve Gökmen abiyle de bundan sonra yine böyle sık sık görüntülü bir şekilde Skype üzerinden canlı yayın programımızda olmasını temenni ediyoruz. Kendisi tabii ki yaş haddi ve Covid'in hala devam ediyor olmasından dolayı böyle uygun gördük. Bence de. Bu biraz daha dar olan mekanımızda değil ama onu evinden bir şekilde artık Mayıs ayının sonuna kadar kendisinin görüş ve fikirlerinden tabii ki yararlanma düşüncesi içindeyiz. O da bizlerle birlikte olduğu için heyecanlıyız ve mutluyuz. Ben önce sevgili yorumcularımla sana söz vermeyeceğim Adnan'cığım. Ahmet Ertan Tezcan hocama vermek istiyorum. Tamam, hocam nasıl bir haftaya başladın? Hocam bilerek nasıl bir haftayı sonuçlandırdın? Öncelikle ben seni özledim çünkü. Bir spor programında hiç kimse yapmadı, biz yapalım. Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan bayan basketbol takımımızı buradan hepimiz ve Telegol adına saygıyla selamlıyorum ve tebrik ediyorum. İşte senin bu tamamlayıcı evet. bilgilerine çok ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Haftaya gelince yine her zaman gibi beklendiği gibi Tuluat vardı. Orta oyunu vardı. Kavuklular vardı. Pişekarlar vardı. Yani böyle nefis, güzel, eğlenceli. Zaten bol dedikodulu. Futboldan sonrası değil. Bence futboldan sonrasının sonrası bu tür muhabbetler bence futbola tat katıyor. Ve beni mutlu eden şey de şu. Üzücü ama diğer yandan bir takım olaylar ama diğer yandan konuşulacak yine bol materyal. Tekrar bana sıra geldiğinde, söz geldiğinde hepsini konuşacağım. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ne güzel bak, Türkiye'de siyaset, sanat, sporun konuşulacak o kadar çok mevzusu var ki. Yani konu hiç sıkıntısı yaşanmıyor. Doğru sanat mu? Sanat hariç Türkiye'de sanat. Bir de böyle hızlandırılmış birlik olunca. Tabii. Yok, sanat programı yapanlar da çok fazla, bir aylık fazla arttı. O da güzel. Var da neyse, onunla ilgili bir ara onunla da ilgili konuşuruz. Şimdi spor programı da yerinde değil. Mesela sağlıkçısınız siz, tıp adamısınız ve artık her programda, her kanalda bir tıp adamını, bir sağlıkçıyı görebiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Şimdi onu da görmek bir yandan iyi, onun da dezavantajları var. Maalesef o da profesyonel hale çevrildi. Geçen gün açıkladılar hangi programı, hangi doktor ne kadar para verip falan çıkıyor diye. Çok acı bir şey. Ben bundan 15 sene önce ilk televizyona falan çıkmıştım. O zaman bize ya bir şey ister misin, istemez misin diye sormuşlardı. Şimdi nereden nereye gelindi? Onu da doğrusu çok komik buluyorum. Allah sonumuzu hayır etsin.
Sevgili Adnan Aybaba, sana da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi misin Adnan'cığım? İyi değilim. Ben sıkıntılı... Ben seni ama iyi görmek istiyorum. Hayır, şöyle iyi değilim. Ben sıkıntılı ve dertliyim arkadaş. Bu derdimi burada açmam lazım. Hep sıkıntılı hocam, ve bilim adamı olarak... Hocam, bilim adamı olarak... Kahve iç, falına bakalım. Hayır, o falına bakmak ayrı bir şey. Dertliyim deyince, dertli olan insanlar genelde fal baktırır. Şöyle bir şey. Fal bak, yani onu sonra yapalım. Ama burada önemli olan şu. Ben şöyle dertliyim arkadaş. Her Türk vatandaşı gibi, her spor sever, futbol sever, özellikle bir insan olarak, bu ülkede yetişmiş, doğmuş, büyümüş bir Türk evladı olarak, ben arkadaş öncelikle adalet istiyorum. Ve saygı istiyorum. Ve sevgi istiyorum. Ve futbolda aşk istiyorum. Birbirimizi sevmemizi istiyorum. Futbol aşkı istiyorum. Futbol tutkusu istiyorum. Futbol sevgisi istiyorum. Evet. Futbol aşkı var ya. Aşk derken şimdi evet, o tip değil. Ben bunları istiyorum arkadaş. Ve bunları bozan herkese de lanet yağdırıyorum buradan. Şimdi koca koca adamlar, koca koca insanlar, Türk futbolunu yönetenler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan başlıyorum. Bir karar alır VAR'la ilgili. Bir karar alır yabancı ile ilgili. Bir karar alır 21 şeyle takımla ilgili. Yani almadığı kararlar kalmaz, birbirini tutmaz. Türk futbolu böyle yönetilir arkadaş. Şimdi bu bir. Gelelim ikinci. Bir dakika, yani bugün ne Türk futbolunun yönetilmesiyle ilgili şeyi... Ya sen... Çelişkiyi veya seni... Ya sen... Senin yüzden yanlış, olayları anlayamadım. Ya yine ya, yanlış. Ya Türk futbolu yönetilmiyor ki. Abi bu da farklı. Yönetilen yani, bir şeyi eleştirir. Tamam, yönetilmiyor. Otomatik. Hocam, otomatik. Hocam sen de daha ağır yapıyorsun yani. Tamam. Niye yönetilmiyor? Yönetilmiyor ki. Ya otomatik bir şey. Ya bugüne kadar kim, herkes mağlup olduğu zaman hep bir şikayetleri... Ya hemen galiba da mağlubiyet... Şimdi Nihat Bey'i ve ekibini günah keçisi mi ilan edildi? Bak, ne oldu yani? Şimdi ben sana bir şey, bak Nihat Bey ve ekibi şöyle bir şey düşünüyorum bak. Bunu düşünüyorum. Kötü olarak ya Haluk Ulusoy dönemini eleştirirsiniz. Evet. Hasan Doğan dönemini eleştirir. Evet. Şener Cercik dönemi eleştirir. Şener Cercik Fenerbahçeli bilinir. Fenerbahçe'nin en sevmediği adam haline gelir. Ya fark etmez. Yani Fenerbahçe kaybettiği için mi şu anda federasyonla ilgili böyle bir yenileyici lafta bul? Federasyon başı hangi takım tutuyor? Fenerbahçeli. Ve iyi bir Fenerbahçeli diyorsun değil tabii mi? Tabii ki ya, yıllarca Aziz Bey'in bir numaralı şeydi yani arkadaşı. Peki, yanındaki. Neden Fenerbahçeliler bu değerli? Sağ koluydu. Ne oldu Fenerbahçeli? Araları açıldı. Bir sürü sorunlar oldu. Şimdi bir dakika söyleyeceğim. Oldu ama geçmişte oldu yani. Ama oldu? Bayağı da büyük sorunlar oldu, doğru mu? Şu anda Fenerbahçe'nin kongreyesi mi başkan? İstifa etti. İstifa etti. Birçok olay olmadı mı? Biz biraz balık hafızalıyız da hocam hatırlatalım. Oldu. Oldu. Evet. Şimdi federasyon başkanı olarak görevine devam ediyor, doğru mu? Evet. Şimdi acaba kişisel sürtüşmeler var mı? Fenerbahçe'de kişisel çekişmeleri var mı? Sorunlar var mı? Bunlar örtüldü ama ya örtülmediyse? Nereden biliyorsunuz? Sen bunu biliyor musun? Ben bak bir şey demiyorum, ima da etmiyorum. Sen bunu biliyor musun? Şimdi insanların içinde kime ne husumet beslediğini nereden bilebilirim? Sana der ki gidersin gazeteci olarak röportaj yaparsın. Olur mu? O benim kulübüm. En sevdiğim renkler. Ali Bey'in de veya işte X başkanın da son derece başarılı olmasını istiyorum der. İçten içe Ali der Koç'un, ki acaba Ali Koç'un... son Ahmet Ertan Tezcan'ı arayıp Tezcan da onun yardımcısı tamam, der ki... Ahmet baş şey hocama söyle. Hocam bak böyle böyle yap ne olur gözünü seveyim. Bu işi böyle yap, böyle kotar. İşte bu hakemi tayin et. Bunu derse ben nereden bilebilirim ben bunu? Ben sana diyorum mesela şimdi... Belki de dedi ne biliyorsun? Belki de dedi. Belki de demedi şimdi. Sayın ama Cüneyt elinde bir Çakır, kanıt belge yoksa... Sayın Cüneyt Çakır'ın atanması sana sürpriz geldi mi gelmedi mi? Hocam... Bana şu an için adaletsiz geldi. Efendim? Adaletsiz geldi. Adaletsiz değil. Ya, haksızlık yapma. Şundan dolayı... Adaletsiz değil, bak, çok adaletsiz. Yok, bir dakika. Çok adaletsiz. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış Halil Umut Meler daha formda olduğu için ben onun verilmesini doğru Türkiye'de, bulurum. Türkiye'de sağ içi hakemin artık hiçbir fonksiyonunu kalmadığını Fenerbahçe Galatasaray maçı maalesef ispatlamış. Yok, vallahi yanlışsınız ya. Yapmayın. Yanlış, nereden yanlışsınız? Eleştiriyorsun hocam, yok. İkiniz de. Adnan'cığım, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Fırat Aydınus bu yıl bırakıyor ya. Ben bir Galatasaray-Fenerbahçe maçını bırakmasını daha sıcak karşılardım. Yapma ya. Bu da olabilirdi. Bu maçın hakemi Cüneyt Çakır'dır. Yapmayın ya. İki tane. Tamam, olabilir. Ben bununla ilgili ağır bir eleştiri getiremem. Cüneyt Çakır Türkiye'nin en büyük, yani bir numaralı medarı iftiharıdır. Haksızlık Türkiye'nin de dünyanın en büyük, en iyi 10 hakemi. Ben Türkiye'de yaşadığım için söylüyorum. Türkiye'nin bir numaralı hakemi diyorum. Ben bir şey daha. Dünyanın da en büyük. Bu maça vermeyip hangi maça vereceksin abi? Ben bu maça veririm. Benden daha formda olan bir Halil Umut Meler... Veya bir Halil Umut Meler'i Fırat Aydınus'a kapatılma olabilir mi? Fırat Aydınus'u da gördük. Yani bunların içinde en iyisi buydu. Şimdi burada anlatmak istediğim şey. Bunların içinde en iyisi hocam, buydu da bile sen bir küçümseme var. Dikkat hayır. Bilinç dışında. Hayır ben direkti alırım yani hocam. Hani pazara gidersin. Hakemleri bulmuyor. Eve mandalina getirirsin. Doğru.
Sonra eşin der ki ya amma kötü mandalina. Vallahi seni çıp aldım en iyisi bunlar. Tamam hocam hakemden. Buna benziyor. Yani. Bunlar hakemden içinde en iyisi Cüneyt Çakır. Doğru söylüyorsun hocam. Ha şimdi oldu. Ha, bizden dünyanın en iyi hakemliğinden aldın. Ya dünyanın en iyi, yanlış anlamam. Dünyanın en iyi hakemi hakemden bir tanesi hocam. Değil abi değil. Ben yok. Sana birkaç tane sayarım. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim peki. Tamam buradan buraya gittiniz. Şimdi Ali Koç'un işi bağlayıp devam edeceğim. Bir konu daha var. Ali Koç nereden? Tamam çıktı? Ali Koç'tan çıktım. Başka bir konuya gireyim. Peki. Hadi başka bir konuya. Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Elinizi vicdanınızı korun. Burada yorum yapın benden sonra. Arda Turan ve küfür olayı. Fenerbahçe stadında küfür olayını konuşacağız. Bu da var. Yani oraya bir grup alınmış. Detaylandıracak onu belki de Serhat Uluer'e. Söyleyeceği bildiği şeyler vardır. Ama ben oradan değil, ben milli takım kaptanlığı, milli takımda oynamış bir oyuncu, milli takımın, Türk futbolunun göz bebeği, Barcelona'ya buradan özel uçaklar gitmiş bir oyuncudan bahsediyorum arkadaş. Sen Galatasaraylı Arda Turan olarak Fatih Terim sizin nı 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 Fatih Terim sizin nı. Ben ayıp olmasın diye söyleyemiyorum bunu. Söyleseydin bari bir de. Biz söylemedik. Söylemiyorum ama böyle yapmadı mı? Fatih Terim nı 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 dedi mi demedi mi? Dedi. Görüntüye var mı? Var. Peki bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Bunu nerede söyledi? Bunu soyunma odasında söyledi. Sen mesela tuvalette diyelim ki ihtiyaçlarını karşılarken veya aynada kendine bakıp evet. Saçını başını, kravatını düzeltirken evet. İçinden gelen bir şarkı veya kızdığın birisine o anda sinkaplı bir şey söyleyemez misin? Bir dakika arkadaş. Ve bunu da kalkıp da senin çocuğun diyelim ki ister istemez böyle bir videoyu çekiyor. Senin tamam. Farkında olmuyorsun. Evet. Ama senin evinde yaşanıyor bu. Evet. Söylersin. Buna da tıpta obsesyon denir. Ayıp bir şey de değil. Tamam. Hocam bir dakika. Bir dakika. Vallahi, ben şimdi bir dakika. Ya. Kendi mahremiyet alanım tamam. içinde, kendi mahremiyet alanım içinde yapmış olduğum gayri ihtiyari bir söylenden dolayı. Sevgili Arda o anda hocama da kızabilirdim. Hoca beni oyundan almış mesela. Ne zaman Arda'cı oldunuz ikiniz bir anda ya? Arda'cı olmuş demiyorum. Oldunuz arkadaş. Hayır, şu anda. Bunu... Mesela sahanın ben içinde, örnek vereceğim. Sahanın tamam, içinde yapmış olsa senden belki de daha çok Arda Turan'ı eleştirebilirim sahanın içinde. Veya koridorda yapmış tabii olsa. Bunu kapalı kapılar ardında soyunma odasında masanın üzerine yapamaz. Çıkıp... Yapamaz. Bak, yapamaz hocam. Bak şey hocam bak ne yapamaz. Çok önemli ben şey devam edeyim sonra sen devam edin. Yani konuyu bağlamak istedim. Siz devam edin. Havada kal. Ben çözerim. Bir şey söyleyeceğim. Tamam sen de çöz hocam. Tamam. Şimdi Arda Turan bu kadar Fatih Hoca ile neredeyse babası elini öpecek... Ayağını öpecek, elini öpüyor, sarılıyor. Babacığım ne oldu ya? Daha bunlar daha düne kadar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda prim yüzünden kavga ettiler mi, etmediler mi? Birbirlerine girmediler mi? Ne oldu şimdi sen Fatih Terimci oldun bir anda? İnsan... Kim Fatih? Bak bir duruş olur. Tamam mı? Sen Galatasaray'da, Barcelona'da, Atletico Madrid'de top oynamış futbolcusun. Bir insanın şöyle bir duruşu olur arkadaş. Bu kadar eğilmez insan. Ben Allah'tan başka kimseye eğilmem. Babama eğilir, elini öperim, anamın elini öperim. Büyüklerimin saygıdır, sevgidir ama... Bu kadar da olmaz abi. Bu kadar yalakalık olmaz daha doğrusu. Ben bunu yapmam. Sen orada çıktığın zaman koskoca bir camiaya ya biz Ziya abilerle, Gökmen abilerle büyümedik mi? Can abilerle büyümedik mi? Doğru mu? Onlarla büyüdük. Onlar da hiç böyle bir şey duyduk mu, gördük mü arkadaş? Sen Arda Turan... Ama onların döneminde teknoloji bu kadar var mıydı? Şimdi Adnan, ya, cep telefonu, tamam bilgisayar da, var mıydı? Tamam da sana bir söyleyeceğim. Arda Turan mekanı basan adam değil mi ya? Abi bir dakika bana bunu söyler mi? Adnan... Tehlikeli sularda dolaşıyorsun. Hangi su tehlikeli? Şimdi o zaman biz herkesin burada bir geçmişini mi açalım? Ama bir dakika. Sen eğer küfredersen... Seceresine mi bakalım yani? Bu böyle yapmıştır. Ben bunda yokum. Şimdi biz derbiyi konuşalım diyoruz. Sen hemen mekan basan. Ama... İşte farklı olaylara getiriyorsun olayı. Türkiye bunu konuşmadık mı? Olay olmadı mı Türkiye'de? Konuştum. Sen de bir Adanay baba olarak, konuştum. Biraz daha abisi olarak... Biraz daha yol gösterici olsan şimdi, da daha iyi olmaz mı? Bir dakika hocam. Hep bel altı. Hep bel altı çalışıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Arda Turan hocam son bir şey söyleyeyim siz de söyleyin. Peki, buyurun devam edin. Bilimsel olarak. Hep bel altı vuruyorsun bir yani. Bir dakika bel altı vuruyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim. Arda Turan, Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'i bir tarafa alıyorum. Onu da sonra konuşacağım. Sana bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar bir özür. Arda Turan'dan ya ben Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Ben Fenerbahçe büyüklüğüne işte şudur saygı duyarım. Devam edeceksiniz hocam. Ben şunu yaparım diye hiçbir haber duydunuz mu? Hayır duymadık yapmadı çünkü. İnsan olur hata yapar doğru mu? Beşerdir yapar. Şaşardır. Niye yapmıyorsun? Bir şey soracağım ama. Şimdi devam et. Soyunma odasında yapılmış bir olaydan dolayı bir özür gerekir mi? Yayınlandı abi. Ne yayınlandı? Bak, bu olay dolaşmadı. Ya Etebo'nun orada bir işgüzarlığı. İşte evet. Bu bakın ben zaten şunu söylüyorum. Bu nesil maalesef sosyal medyayı olur olmadık şeylerde çok kullanıyor. Ve bu işin nereye gideceğini bilmiyor. Bak sosyal medya yüzünden birçok insan mesleğinden oldu. Birçok insan
ekrana çıkmaktan doğru cezalar aldı. Doğru. Ve insanlar bunun için hapis yatıyorlar. Tamam. Doğru. Orada olur olmadık hakaretlerden dolayı. Sayın Cumhurbaşkanı'na, işte parti başkanlarına, sanatçılara, sporculara yaptıkları ama neden gaza geliyorlar ve bunları olur olmaz o kelimeleri veya şey görüntülerle süsleyip sonra cezayla karşı karşıya gelip sonra diyorlar ki işte amcamın oğlu yapmıştı, dedemin şöyle yapmış, torun yapmıştı, işte bak, kuzenim yapmıştı gibi yalanlara Arda sığınıyorlar. Arda Turan bunu yapamaz. İnsanlar, hayır. Hakkı yok. Bu doğru, Etobo'nun yapmış olduğu bir yüzgüzarlık, Galatasaray'ın oyuncusunun yapmış olduğu. Arda'nın da, hani sen diyorsun ki en azından bir özür söylemesi özür dile. Gerekirdi. Evet. Dilemesi gerekiyor. Hocam siz buyurun şimdi. Tabii ki evet. Bak. Yani insanı insan yapan şeylerden biri de, hata yapsa da yapmasa da toplumdan bir beklenti oldu. O özrü dilemektir. Şimdi geçmişle ilgili, sevgili Arda'nın yaptıkları ile ilgili toplum ve toplum vicdanı zaten Arda'yı gerektiği kadar aforoz etti. Aforoz etti, suçladı. Doğru. Ve kınadı. Şimdi burada teknik açıdan hatayı yaptığı kişi, ta milli takımdan beri en fazla hata yaptığı kişi Sayın Fatih Terim. Sayın Fatih Terim affedip Galatasaray Kulübü'ne geri dönüp futbolu orada bırakmasını onayladıktan sonra sevgili Arda Turan'ın bizim hepimize ıspanak yemek düşer. Başka bir şey düşmez. Bizim susmamız gerekir. Ama hepimiz kendi vicdanımızda bireysel olarak bağırmadan, çağırmadan yargılayabiliriz. Ben şunu anlamıyorum. Bazı insanlar Arda Turan'a küfrediyor, bağırıyor, çağırıyor vesaire. Sonra Arda Turan'ı bir sosyal mekanda görüyor ya da bir ortamda görüyor. Yanına gidip resim çektirmek istiyor. Ya da abi ben senin hayranım falan diyor. Tam bu iki tamam. Yüzlülük ona bir şey demiyor. Şimdi toplum yapısında da bu var. Yani toplumun iç dinamiklerinde de bu var. Biz şimdi burada küfür olayından tenkit edecek olursak ben her zaman söylüyorum. Küfür yanlış bir ifade biçimi. Ancak Freud'un da çok güzel bir söylemi var. Yine bilimsel bir söylem. Diyor ki, uygarlığın kurucusu küfrü keşfeden kişidir diyor. Müthiş bir laf. Yani çek istediğin yere gider. Biz tabii küfretmenin biçimini bilmiyoruz. Enteresan bir şey. Ödipal kompleksimiz fazla olduğu için bir zaman küfürleri anne üstünden, baba üstünden falan tuhaf. Batı'da da var bu küfür kültürü ama daha böyle bir takım hayvan isimlerini karşıdaki kişiye söyleyerek, daha az inciterek, hatta ben bazen diyorum ki ya o ismi geçen hayvana hakaret ediyorsunuz diyorum. Bunlar yanlış. Seyircinin de küfür etmesi yanlış. Ben Adnan'ı hatırlatmak istediğim şey şuydu. Biz bundan 6-7 sene önce bir televizyon programı yapıyorduk. Sevgili Oztonksir, ben, işte Feridun Nidelioğlu. Orada bir programa şey getirdi sevgili Ali Çınar. O zaman moderatör Ali Çınar'dı. Arda Turan Galatasaray formalarını görüyor. Böyle Galata bilmem nesi rengi, tuhaf renk bir forma çıkartmıştı Galatasaray o sene. Arda Turan da alıyor formaları görüyor. Ne biçim forma ya, bu giyilir mi? Türünden bir laf ediyor. Halbuki bir, onun çekilmesi hatta. İki, hakikaten formayı beğenmemiş de olabilir. Çünkü sahaya giyip çıkacak insan o. Dolayısıyla futbolcu jargonu içinde bu olabilir. Benim bakış tarzım. Küfür de olabilir. Küfürlü tezahürat da olabilir. O jargonun içinde bunlar var. Önemli olan bunu hakaret seviyesine getirmemek. Bu soyunmazdaki türbün nasıl buyursun küfür hocam? Soyunma. Bir dakika, oraya bir geleceğiz. Tamam. Küfür olayına geleceğiz. Tamam. Küfürü bir, sağlıksız buluyorlar. Bir hakemleri değerlendirelim. Tamam. Tabii Beşiktaş'ta kazandı ama Beşiktaş'ın da hakemden Halis Özkaya'dan çok mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Ama tabii ağırlıklı olarak Fenerbahçe, Galatasaray, Cüneyt Çakır. Çekişirler bu hafta. Cüneyt Çakır'la ikisi Ali Palabıyı'yı bir değerlendirelim. Sevgili Selçuk Hocam nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Burada bak Selçuk diliyorum. Hoca ne güzel anlattı. Değerli hocama ve Adnan Aybebe de selam, sevgiler. Sağ olun, sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler. Hızlı bir giriş yapalım. Hayırlı geceler. İyisiyle kötüsüyle bir derbi geçti. Cüneyt Çakır, yardımcıları ve Vardaki Ali Palabıyık'ın performansını şöyle A'dan Z'ye bir değerlendirelim. Kimine göre son yılların en iyi maçını yönetti. Kimine göre ne oldu? Herkes böyle Vardakiler böyle geçen 2-3 dakika geçiyordu. Ne oldu da bir anda hemen 15 saniyede kararlar değişti. Hiç bakmaya bile gerek görmedi. Burada bir gariplik yok mu tarzında eleştiriler.
İki penaltı pozisyonu Fatih Terim dedi ki, bir dakika dedi, ben kazanırken de konuşacağım dedi. Donga Serdar Aziz'in yapmış olduğu harekette en azından bir VAR'a gitmesi gerekmiyor muydu dedi. Herkes kendi penceresinden bir şekilde bakıyor. Ama her zaman da hakemler bir günah keçisi ilan ediliyor. Buyurun Selçuk Dereli, evet. Cüneyt Çakır ve hakemlerin performansını nasıl değerlendiriyor? Şöyle, bizim geçtiğimiz hafta içinde yaptığımız programda derbi maçında hakemi kim olur diye sorduğunda Serhat Uluören, ben Halil Umut Meler'in olması gerektiğini, evet Cüneyt Çakır Türkiye'nin en önünde hakemi ama biraz hani bir motivasyon eksikliği var, formsuz gidiyor Türkiye Ligi'nde, hatalar yapıyor. O yüzden hani Halil Umut Meler, ben olsam Merkez Hakem Kurulu Başkanı Halil Umut Meler'i atarım demiştim ama Merkez Hakem Kurulu tabii Cüneyt Çakır atadı. Sayın Adnan Aybaba, katılıyorum. Cüneyt Çakır Türkiye'nin en önde hakemi. Evet, katılıyorum. Ama en önde hakemi gibi maç yönetmiyor. Hatalar yapıyor. Yani bu motivasyon kaybını biz programlarımızda konuştuk. Yani Cüneyt'e yakışan hata yapmadan örnek kararlar vermesi elbette hakemin doğasında var. Hata tabii ki yapacaksın. Biz de bir sürü hata yaptık. Cüneyt de yapacak. Cüneyt'in de hakkıdır. Ama şimdi bakıyorum maça. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta ciddi problemli kararlar var. Nedir bu? Sadece Cüneyt'in verdiği kararlar değil, Ali Palavi'nin de, VAR hakeminin de ciddi eksiklikleri olan pozisyonlar var. Maçın hemen başında Serdar Aziz'in Donk'a yapmış olduğu müdahale çok net, tartışmasız bir penaltıyı gerektiriyordu. Yani bunun sana göre bana göresi yok. Bu açık bir penaltı. Siyah ve beyaz kadar net bir penaltı. Niye? Sezonun ilk maçında Rize-Fenerbahçe oynuyordu. Dakika 92 Arda Kardeşler bundan daha hafif bir müdahaleye, dirseğiyle rakibine yapmış olduğu bir müdahaleye penaltı kararı vermişti ki bence doğruydu. Ben doğru olduğunu o zaman da söylemiştim. Bu ondan çok daha ağır bir karardı. Diyelim ki Cüneyt Çakır bunu görmedi. Ali Palavik, sen ne yapıyorsun? Yani senin görevin ne? Varın başındasın. Pozisyonu defalarca birkaç kez izleme şansın var. Orada müdahil olman gerekiyordu. Ali Palavik de müdahil olmadı. Fatih Terim bu eleştirisinde haklı olduğunu düşünüyorum. İki, linersiz hocam, bir pozisyonu burada var. Bir şey, hocam çok efendim, güzel gidiyoruz. Efendim, burada hemen bir şey sormak istiyorum parantez içinde. Şimdi top havada geliyor. Yani evet. Seyredenleri aydınlatalım açısından sormak istiyorum. Yanlış anlamayın evet. Lütfen. Kaleci topu evet. Alıyor. Arkada havada Serdar var ve yerde Donk var. Doğru mu? Şimdi hocam şöyle bir şey. Bu müdahalede evet. İkisi yan yana çıksa hani havaya vursa evet. Bir ölçüde buna katılıyorum. Fakat yerdeki adam mesela çok o olayın içinde yok gibi. Penaltı nasıl burada veriyor? Ben bir türlü şöyle, orada çözemiyorum. Adnan Aybaba. Ya kasıttı mı vurdu yani, bize göre Serdar Aziz Donk'a? Kontrolsüz. Kontrolsüz gitti ama kontrollü olmak zorundasın. Şöyle, Adnan Aybaba'nın bu tespiti çok, son derece önemli. Bazıları şöyle diyor. Ya topun olduğu bölgede değil pozisyon. Top kalecide. Ya orada bir pozisyon olmuş. İtişme kalkışma olmuş. İşte ya da dirseğiyle bir müdahalede bulunmuş. Hocam bu faul olur mu diyor. Bu olur tabii ki faul. Yani sen ceza alanın içinde sorumlu davranmak zorundasın. Ceza alanın içinde kontrollü olmak zorundasın. Serdar Aziz'in yapmış olduğu bu müdahale üstelik bir sarı kartla gerektiriyor. Yani ne diyor İFAB sezon başından beri hakemlerin bana göre çok iyi uyguladığı. Geçtiğimiz iki hafta öncesine kadar bunu çok iyi uyguluyorlardı. Önceki hafta biliyorsunuz Marco Han'ın Efruyan'ın saçını okşamasına penaltı evet. Verdi. Evet, o penaltı ise bu çok daha penaltı. Ve burada hiç tartışmaya gerek yok. Topun orada olup olmaması çok önemli değil bence. Tamam, Aybaba demek dışında... değil diyor. Siz penaltı mı diyorsunuz o pozisyon? Ben penaltıya katılmıyorum. Yani. Tamam. Hocama saygı duyarak penaltıya katılıyorum. Penaltı. Peki. Ben ne diyorsun? 3-1 kaybettim. Sen ne diyorsun? Ben de maç sırasında görmedim. Penaltı. Ama sonra baktım tekrar da ben de penaltı diyorum. Penaltı. Tamam. Evet, yani hakemi de üstelik Ali Palavi'nin de müdahil olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Cüneyt Çakır'a ben de buradan fatura çıkarmıyorum söyleyeyim. Yani Cüneyt Çakır bence o pozisyonu göremezdi. Peki VAR hakemi sistem olmasaydı o zaman ne olacaktı? Ona hoca cevap versin. Bir de o var ya. VAR yokmuş ya gibi. VAR sistemi olmasaydı değerli hocam, VAR sistemi gelmeden önce Türk hakemleri daha çok koşuyordu. Olması gereken yerde oluyordu. Tembellik yapmıyordu. Şimdi VAR sistemi hakemleri tembelliğe etti. Çok net. Tamam. Yani nasıl olsa VAR orada. VAR'a güveniyorlar. Aynen öyle. Yani... durum bu. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam VAR sistemi yıllarca bu işin içindesiniz. Bu VAR sistemini kaldırsak dünyanın sonu olur mu? Kesinlikle olmaz. Yani zaten Türkiye'de böyle uygulanacaksa bence kaldırılmalı. Heh, böyle olmaz. Kaldırsınlar hocam. Aynen öyle. Vallahi aynen. Kaldırırsın yani, Türkiye'de olmaz. Ama geçen Alman liginden bir görüntü geldi. İngiltere ligine bakıyoruz. Müthiş teknolojik destek var ve VAR hakemiyle sahadaki hakem iletişim o kadar güzel ki.
Bizde iş çıkmaza giriyor. Yani 2-3 dakika sürüyor. Çok anlamsız. Müdahil olması gereken yerde müdahil olmuyor var eken. Dolayısıyla insanların aklına başka şeyler geliyor. Başka yakıştırmalar yapılıyor. Yani doğru. Bunun altında başka şeyler, sebepler aranıyor. Dolayısıyla bir eğitim, iyi bir eğitim verilmeyince de bu iş oturmadı. Bence kaldırılsın. Kaldırılmalı. Gelelim diğer pozisyonlara. Linares'in bir pozisyonu var cezanın içerisinde. Bence de o penaltı. Neden penaltı? Linares'in sağ ayağına Valencia'da yanlış hatırlamıyorsam ya da bir başka diğer oyuncu sağ ayağına bir müdahalede bulundu. Linares o darbeyi alınca bir dağıldı. Arkasından sol ayağına rakibin baldırı geldi ve bu penaltıyı gerektiriyor. Yani bu işte çok net bugüne kadar birçok maçta örnek bir şekilde penaltı verilen pozisyonlar hiçbir farkı yok. Bence o da çok net penaltıydı ve var burada da müdahale olması gerekiyor. Saracchi'nin pozisyonu orada diyorsun değil mi hocam? Hayır yok. Hayır, Linares. Tamam. Sağdan girdi. Ama tabii, çok kötü düştü. Evet. Yani görüntü olarak böyle sanki zorlama bir düşüş yaptı. Çok dikkate alınmadı. Sağ ayağına bir darbe aldı. Evet, dikkat alınmadı ama sağ ayağına bir darbe geldi. Linares'in dağıldı. Dağıldıktan sonra sol ayağı da rakibe geldi. Ve bence o da bir penaltı gerektiriyor. Devamında Sisse'nin pozisyonu var. Yani maçın son dakikalarında özellikle. Offside'i sonra konuşacağım. Offside'e geleceğim. Sisse'nin penaltı beklediği pozisyon var. Bana göre orada bir ikili mücadele vardı. Ama hani çok siyah beyaz bir pozisyon olarak değerlendirmiyorum. Var müdahale olmalı mıydı? Bence olmamalıydı. Hani ben penaltı vermem. Başkası verebilir. Hakem verse de bir şey demezdim. Ama ben olsam penaltı olarak değerlendirmezdim. Onu söyleyeyim Sisse'nin pozisyonunu. Var'ın bu gibi pozisyonlara müdahale olmaması doğru. Çünkü siyah beyaz bir pozisyon değil. Yani sana göre... Bana göre bir pozisyon olarak değerlendiriyor. Ama sonuçta Ali orada Donk'un Dembaba'ya geçen hafta yapmış olduğu harekette kol çok açılıyor ve itiyor. Burada da Donk öyle ya da böyle Sisse belki tamam kendini çok böyle artistik bir şekilde attı. Esasında atmasa, normal bıraksa daha inandırıcı olacaktı. Çok doğru. İki çok ayağını doğru. Birden böyle yerden kesti. Sanki böyle alttan böyle bir tırpanlamış gibi. Gereksiz bir fanteziye kaçtı. Çok doğru. Ama, Dembaba pozisyondan farkı o. Evet. Yani sen çekilen oyuncu düşer. O havaya doğru sıçradı. Abartılı bir şekilde kendini bırakınca olay bir ikili mücadele enstantesine dönüştü. Ve dolayısıyla hakemin oradaki kararına ben saygı duyuyorum. Gelelim offside pozisyonuna. Çok tartışıldı. İşte offside pozisyonunu biliyorsunuz çok farklı açılardan, işte köşe gönderinden offside pozisyonunu efendim yansıtıyorlar. Sosyal medyada özellikle bakıyorum. Ya öyle olmaz. Offside pozisyonunu en iyi tespit edebilecek yer pilot kamera bile değil. Yardımcı hakemin olduğu yer. Yayıncı kuruluş bunu nasıl yapar? En azından hani o çizgi, o hizada çok net bunu gösteremese bile oraya bir kamera, bir offside kamerası koyabilir. Yani bu şekilde çözebilir yayıncı kuruluş. Bu anlamda bir çaba içinde değil yayıncı kuruluş. Bence olmalı. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi VAR sistemi gelmeden önce bu pozisyon şüphelendiysen oynat. Birkaç santim pozisyonu hani şüphelendiysen oynat deniliyordu eskiden. Eğer VAR sistemi olmasaydı bu gol verilirdi. Onu zaten söyleyeyim. Cüneyt Çakır gol verdi hocam yani sonuçta. Tabii. Yani öyle. Çünkü niye? Bunun tespiti çok zordu VAR sistemi olmadan. İşte bu açı yani siz görebiliyorsanız burada... Bu açı yanıltıyor işte. Fenerbahçelilerin en çok isyan ettiği pozisyon bu. Burada Taylan'ın... Ben burada ayağa bakarım abi. Ayak bak. Altı ayağa bak. İşi çöz. Gerisi hikaye. Şimdi ben bu pozisyonun offside olduğunu düşünüyorum. Niye offside olduğunu düşünüyorum? Burada... Ozan'ın omzu birkaç santim önde. Ne yazık birkaç santim önde. Bu görüntü yanıltıyor ama. Bakın bu köşe gönderinden çekilen bir görüntü. Yandan çekilen bir başka görüntü var. O biraz daha olayı çok net anlatıyor. Ama VAR sistemi olunca tabii çizgiyi çektiler. Birkaç santim ortaya çıktı. Dediğim gibi eski sistem olsaydı bu belki de büyük ihtimal gol kararı verecekti. Cüneyt Hocam bir şey söyleyeyim. Cüneyt Hocam bizi anladı. Selçuk Hocam. Şimdi... maçtan 2 saat önce zaten bu bir şirketle anlaşıldı doğru mu? Federasyonun bir şirket yani bu işi yapan bir şirket var. Kalibrasyon mu diyoruz? Bu yandaki görüntüleri yapıyor. Kameraları yerleştiriyor. Evet. Ve 2 saat önce geliyorlar hocam. Bunlar bunu belirliyor. Şimdi bir Olimpiyat stadında bu sistem olmuyor. Bir de Hatay stadında olmuyor. Oraya VAR arabaları gidiyor doğru mu? Yani VAR hocaları yayıncı kuruluşun şeyiyle gidiyor. Minibüsüyle gidiyor ya da arabasıyla gidiyor neyse. Bu iki statta bu yok. Şimdi bu iki saat önce yapılıyor. Sizin dediğiniz çok doğru. Yani o arkadaki pilot kamera falan hikaye. Burada ben şuraya gelmek istiyorum hocam. Fazla da uzatmadan lafı. Diyorum ki burada çizgi doğru. Çizgide hata olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Benim buradaki inandığım nokta şu. Siz ne dersiniz acaba?
Mesut'un topu kullandığı salisiyeler. Evet. Burada Mesut bir salisiye önde kullandı. Bilmiyorum. Bir salisiye geç kullandı. İşte sıkıntı burada diye düşünüyorum. Yani tabii, bu görüntü doğru mudur hocam? Tabii. Bilmiyorum. Siz şimdi ne diyeceksiniz? Bu çok ciddi farklılık yaratır. Katılıyorum Adnan Aybaba. Yani topun o ayaktan çıkış anı son derece önemli. Niye? Çünkü oyuncular çok hızlı o anda, o esnada. Yani evet. Dolayısıyla bu şeyi değiştirebilir ama yayıncı kuruluşun çizdiği çizgiye göre baktığımda ben omuzun biraz önde olduğunu görüyorum. Ama top ayaktan nasıl çıkıyor? Bu son derece önemli. Fenerbahçe'nin açıklamasını okudum ben. Bununla ilgili öneride bulunuyorlar. Bence Fenerbahçe'nin açıklaması da son derece yapıcı buluyorum. Elbette bu şekilde fikir ve düşüncelerini, eleştirilerini kulüpler yapacaktır. Üzerinde çalışılmış da bu önerileri keşke hani bu pozisyonlar olmadan önce de yapabilselerdi. Kulüpler bu gibi sağduyulu açıklamaları mutlaka yapmalıdır. Desteklemelidir futbolu, hakemlerin gelişimini. O nedenle bunun üzerine çalışmaları lazım. Katılıyorum. Hocam bir şey değil mi? UEFA ve FIFA bizler neyi seviyoruz? Golü. Gol atılmasını seviyoruz, doğru mu? Evet, ayağa kalkıyoruz evimizde, orada burada diyor, statta. Tabii. Coşku. O zaman tabii. Bu işin çözümü şu hocam. Bir santim, 10 santim, 15 santim bu ne hocam? 20 santim. Kesinlikle neyse 20 santim çok uzadı da. 20 santim fazla oldu. Hayır, 1 ile 5 santim arası ya da 10 santim arası arkadaş. Eğer golse bunu gol versinler hocam. Ya evet, şüpheli bir pozisyonsa bence gol verilmez. Evet. Gol ver, golü seviyoruz hocam. Şüpheliyse... Ya kardeşim offside mi değil mi? Heh. Ya artık o oyuncu oraya geldiyse, o hücum oyuncusu, bırak gole, golünü sayalım. Bırak golü, yani. Ne güzel gol attı, hani, çıktı kafayı vurdu, gol oldu hocam. Tabii ama bunu teknik olarak nasıl çözmek lazım? Bir öneride de bulunmak gerekiyor. Çünkü belli şablonları oturtmak, disiplini sağlamak lazım. Yani bugün Türkiye'de uygulanıyor bu, birçok Avrupa ülkesinde de uygulanıyor. Bence bunu tartışacaktır İFAB. İFAB'ın en çok sevdiğim yönü şu, UEFA özellikle Avrupa'da bu futbolun teknik adamlarını... Hakemini, taraftarlarını da çağırarak tartışıyor. Kendi aralarını değerlendiriyor. Doğruyu buluyor. Keşke bizim federasyonumuz da bunları yapabilse. Fikirlerini alsa taraftarlarının, basın mensuplarının, hakemlerin, teknik adamların, yöneticilerin çok daha güzel şeyler ortaya çıkar. Peki 10 üzerinden kaç veriyorsunuz Cüneyt Çakır'a? Ya ben Cüneyt Çakır'a 10 üzerinden... Tabii Cüneyt Çakır şansı şu, Galatasaray maçı kazandı. Eğer maçı kazanmamış olsaydı Galatasaray sonucu etki etmiş olacaktı. Yani ben yine de hani... vasat bir yönetim olarak değerlendiriyorum ki iki ciddi hatasına rağmen sonucu etki etmediği için. Daha ciddi ama bir hatası oldu bence. Sevgili Selçuk hocam bence. Efendim hocam? Bir de Caner'in kırmızı kartını atladı. Evet Caner biliyorsunuz çok çok agresif davranıyor, itici davranıyor. Yok, hakemle sarı kart çok gördü, pozisyon kırmızı kart mıydı? Abi, direkt kırmızı kart. Adamın boynunu orada, boyun... Bak aklında bulunsun. Her yerden darbe al. Kafan dahil. Sakın tabii. Boynundan alma. Orada omurilik soğanı tabii boyun ve kafa özellikle. Çok önemli, çok tehlikeli. Bir sistem kesinlikle. Var. Yani. Sakın oradan Caner, aldığına. Tabii Caner kendisini hocam bir türlü geliştirmiyor. Caner'e de hani sorumluluk düşüyor burada. Biraz dikkat etmesi lazım. Yani kendisi de bunlarla karşılaşabilir. Ama hakemler tedbir almalı. Benim maçlarımda, yönettiğim maçlarda ben şöyle bir yönüm vardı. Çok sarı kartımı hak eden oyuncuya çok erken kullanırdım hocam. Ve o iki kartı gösterdikten sonra 90 dakika çok rahat ederdim. Bazı oyunculara bu konuda müsamaha göstermemeli. Caner sahaya çıkarken peşin bir kart göstereceksin. Peşin bir kart. Harbiden. Ondan sonra evet. Serdar Aziz'in Emre evet. Kılınç'a şeyde korner çizgisi, korner bayrağına yakın yerde yapmış olduğu hareket sarı kart mı? Verilebilir de verilmeyebilir de. Ben orada yoruma bırakıyorum. Yani hakemi çok eleştirmem ben orada. Ben Serdar Aziz olduğu için verirdim hocam. Serdar Aziz olduğu için. Olduğu Serdar için. Da yaklaşmayalım ya abi. Serdar hocam Aziz, doğru söylüyor. Caner olma yolunda Serdar. Evet. Hırsın ötesinde evet. Biraz sağlıksız oynuyor futbolu. Yani. Ama ben hani bu kadar çok ciddi pozisyonların hakem hatalarının olduğu yerde Serdar Aziz'in o sarı kart pozisyonunu çok da hani önemsemiyorum. Ama Cüneyt bir an önce toparlanmalı. Ortalama 16 dakikada bir hata yaptı Cüneyt hocam. Bir de maçı çok uzattı değerli hocam. Yani Cüneyt biliyorsunuz ben hep uzatma konusunda uzman birisi olarak bu konuda söz söyleme hakkım var diye biliyorum. Rekor bende. Yani biraz hocam kaç dakikada rekor? 12 dakika bir site. 16. 16 dakikayla bende. Hocam. Tabii Adnan Aybaba. Çok uğraşıyorlar bu rekoru kurmak için ama biraz 16 zor. 16 dakikada hocam bayağı da uzunmuş ama ona. Ya düşünebiliyor musunuz? Ben Denizli Fenerbahçe maçında konfetler atıldı. İşte onların temizlenmesiyle ilgili geçen 10 dakikalık da süre vardı. 6 dakika uzatma süresi. 16 dakika uzattım. Cüneyt 9 dakika uzattı. Ya yani bu maçta 9 dakika uzatacak
uzatmaya gerekeceği bir şey yoktu. Bence 6 dakika, 7 dakika belki olabilirdi ama Cüneyt biraz fazla uzattı. Gelelim Halis Özkaya'ya, Beşiktaş maçı, Konya maçı. Halis Özkaya, benim hakemlik tekniğini pek fazla beğenmediğim bir arkadaş. Ama dünkü maçta Wellington pozisyonunu bir kenara koyuyorum, onu değerlendireceğim sonunda. Genel olarak Halis Özkaya iyi bir maç yönetti. Ama bir Wellington pozisyonu var ki çok net penaltı. Yani sana göre, bana göre değil. 10 kişi oynuyor Beşiktaş. 10 kişi oynuyor. Rakibi ona rağmen baskı altına almış. Wellington'a yapılan müdahale çok açık ve tartışmasız bir penaltı. Niye? Bazıları diyor ki ya hocam formadan çekti bıraktılar. İyi de şimdi sen bir 100 metre koşusuna çıkan iki oyuncu 100 metre yarışına çıktılar. Sen birini formasından tutup çekiyorsun. O çektiğin anda ne oluyor? Rüzgar etkiliyor o atletin koşusunu, hızını, dünya rekorunu rüzgar etkiliyor. Arkadan hız çok gelirse diye gibi etmenler olduğu yerde sen o formayı çektiğin anda Wellington topa istediği gibi kafa vuramadı. Kafayı sıyırdı gitti top. Belki de Wellington kafayı vurup gol atacaktı. Sen bunu engellemiş oldun. Bu açık bir penaltı. Çok büyük bir hata. Bahattin Şimşek de uyudu vardı yine. Ve Halis de önemli bir hata yaptı. Ama onun dışında avantajı oynatması çok doğruydu. Yaptığı doğru işleri de söyleyelim Halis'in. Avantajdan gitti, gol oldu. Şahane bir uygulamaydı. Maçın başında Konya Sporlu oyuncuya bir sarı kart gösterdi. Çok net doğru. En Sakalı'ya gösterdi. İki sarı kart da doğruydu. Ama şöyle, orada da anladım. Pardon. Hemen müdahale edeyim. En Sakalı'ya gösterdiği ikinci sarı kart bence direkt kırmızı. Yani hocam sarı, evet En Sakalı. Turuncu, en azından yaparak, turuncu. Yani En Sakalı'yı eleştiriyorum. Ya böyle bir maçta, böyle bir anda orada bu hareketi niye yapar? Göztepe maçında da yaptı, biz burada söyledik. Evet, anlamak hakem mümkün kart biraz göstermedi diye hakemi eleştirdik. Hocam hep hakemleri eleştiriyoruz ama futbolcuyu da eleştirelim burada. En Sakalı, sen takımını orada nasıl yalnız bırakırsın? Kabile kültürü, anlamak mümkün değil. Kabile kültürü bilinç dışında İlginç. Açığa çıktığı için hocam. Bilimsel yorumu öyle, o da tabii. Öyle, o da tabii pişman oldu ama işten geçti ama Beşiktaş'ı kutluyorum. Beşiktaş takım olmayı başardı. Onu görüyorum. Tabii hocam. Yani hocam, sevinçte, üzüntüde bir araya geliyor takım. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kadar ortalık birbirine girdi. Fırtınalar kopuyor. Doğru mu? Evet. Şimdi siz de MHK başkanısınız. Bir görev verdi federasyon. Bu suskunluk nedendir? Ben bunu anlamış değilim. Yani ben şimdi Serdar Tatlı olsam yarın bugün hani ortalık sakinleşir. Haklıdır değil mi hocam? 24 evet. saat mi olur sakinleşik? Sakinleşmek için. 24 saat, 48 saat neyse. Bir basın toplantısı düzenlerim. Yani bu insanlar, tabii. bizler, halk, toplum, futbol severler bir açıklama bekliyoruz bu hakemlerle ilgili, VAR'la evet, ilgili. Elbette. Bu sistem neden elbette. Böyle bir açıklama olmuyor arkadaş? Ben davet ediyorum ya Sayın Serdar Tatlı ve ekibi. Rica ediyorum bizi aydınlatın arkadaş. Nedir bu dönen şeyler? Yoksa dönmeyen bir şey onu da anlatın. Ben katılıyorum Adnan Ayba, bunu yapmaları lazım ve üstelik VAR görüntülerini paylaşın. Niye paylaşmıyorsunuz? Heh. Hayırdır yani? Ne var? Gizlenen bir şey mi var? Yani bir oyun mu oynanıyor orada? Hayırdır? Açıklayın. Paylaşın. Şey açıkladı işte, Alman Ligi'nden açıklandı çok güzel. Şeyde Hollanda'da yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'nın hakem kurulu bir pozisyonla ilgili görüşünü paylaştı. Bu ne kadar güzel ya. Açıklanırsa hata olmaz. Nasıl hata hocam? Olmazsa tabii. da başka sıkıntılar olur hocam. Elbette. Şimdi şöyle ama şöyle bir şey var. Ben Hakem Derneği Genel Başkanı olduğum dönemde hakemlerin maç sonu konuşması gündemdeydi. Yani maçı yöneten hakem açıklama yapsın denmişti. Ben de dernek genel başkanı olarak elbette bu olmalı, çok da iyi olur dedim ve başladık böyle bir açıklama yapmaya. Ben Fenerbahçe-Malatya maçı yönetmiştim Adnan Aybaba. Maçtan sonra çıktım, açıklama yaptım. Bir gerginlik olmuştu maç içinde. Ben konuşunca tansiyon hemen düştü. Ama bu ertesi gün Sivas-Galatasaray maçı, Yunus Yıldırım maçın hakemiydi. Maç çok gergin geçmişti. Orada da ciddi bir hakem hatası vardı. Ümit Karanay'a kırmızı kart gördüğü maç. Evet. Çok iyi hatırladın sen. Hocam Ümit Karan arkadaşımız bilirim. Yapmasaydın keşke. Hocam. Hani karlara vurdu. Hakemin gözüne evet, bile geldi. Değil bravo. Mi? Bravo. Aynen. O bak unutmamış gibi. Hocam. Hafızası kuvvetli. Hocam mesela şöyle vallahi, bir soru var. Süper. İzleyicimiz diyor ki efendim? Tüm takımlar VAR sisteminin verdiği kararlara inanmıyor, güvenmiyor. Ofsayt çizgisinin zamanlaması veya çizginin kendisi hala günlerce tartışılıyor. VAR sisteminin gelme amacı hataların önüne geçmekti. Ancak ülkemizde hiçbir evet. faydası konuşulmuyor. Aksine nitelikli dolandırıcılık gibi söylemlerde bulunuyor. Buna yorumunuz nedir diye sormuş. Özgün Girgin isimli bir
Bunu ortadan arkadaşlar. Bunu ortadan kaldırmanın yolu şu. Çok net öneride bulunuyorum. Bu Türkiye Futbol Federasyonu belki aşabilirim bilmiyorum. İFAF'tan belki izin alınması gerekebilir. Lütfen VAR odası görüntülü canlı yayınlansın. Bu kadar. Öneride bulunuyorum. Bu işte bu tartışmaları ortadan kaldır. VAR odasına koysunlar kamerayı. Canlı yayınlasınlar. Niye saklıyorlar? Biz hakemlerin maç yönetmenini sesleriyle birlikte mi yani? Tabii. Sesli bir şekilde. Tabii. Artı faal hakemlik hayatı bitmiş hakemlerden VAR odasında esas faydalansınlar. Hocam kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Hakemliği bitmiş. Hani benim öyle bir düşüncem, beklentim yok. Biz sertifikleri adına söylemiyoruz zaten bunu. Aynen Türk futbolunun hayli açısından söylüyoruz. Hakemliği bırakmış ve bu işe gönüllü olan, evet ben VAR hakemliği yaparım diyen hocaları oraya oturtmak lazım diye düşünüyorum. Ve gerçekten önemli bir katkı sağlarlar. Evet. Peki Selçuk Hocam çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Keyifle izlemeye devam edeceğim. İyi geceler. Bizi i̇yi izlemeye geceler, devam hoşçakalın. Edecekse Beşiktaş... Selçuk Hoca da yalnız bu kararlarda Galatasaray'ın doğrandığını şimdi ben söyledi. Arkasından konuşmak gibi olmaz. Yani de söyledik. Kendisi bir defa çok acayip derece seviyorum. Saygı duyuyorum. Ama mesela ben o şeyin pozisyonunda normal izlerken Dong'un pozisyonunda en azından bir VAR'a gideceğini düşündüm. Siz nasıl ona penaltı dediniz? Bakması gerekir diye düşündüm. Eğer Rize'deki pozisyon penaltıysa o da penaltı. Hocam, bak söylüyorum. Onyekuru'nun golü golse... Bir dakika bağırmadan biraz. Tamam, peki hocam. Az bağırayım. Korkuyorum hocam. Peki o zaman sakin. Onyekuru'nun golü golse Ozan Tufan'ınki daha iyi gol yani. Tamam, birini verip birini vermezsen. Sen Onyekuru'yu verip Ozan Tufan'ı vermezsen... Adaletsizlik olur. Doğru. Bu kadar basit. Gol konusunda Fenerbahçe'ye hak veriyorum. Galatasaray'ın bir buçuk penaltısının verilmediğini ve sevgili Caner'in de kırmızı kart görmesini. Ben Lines'in pozisyonunun asla penaltı olmadığını düşünüyorum. Bir buçuk penaltı dedim. Serdar'ın pozisyonu Donk'a yapmış olduğu penaltı. Bir dakika. Diğerinde de Cüneyt Hoca'nın en azından şeyin pozisyonu, son saniyedeki Sisse'nin pozisyonuna bir çekme oldu. Sana bir şey anlatacağım. Havadan top geliyor. Bir dakika, top şuradan geliyor. Doğru mu hocam? Havadan geliyor. Geldi. Geliyor. Gel istiyorsan. Müsaitsen. Gel. Topa. Bak şimdi sen kaleci ol. Hayır, sen kaleci ol. Tamam, sen kaleci ol. Bu sene miyim? Hayır. Altay'ı şeyi anlatıyorum. Yok, sen Serhat Eras'ın. Sen Serhat. Altay. Topu tutuyorsun. Ben de çıkıyorum. Serdar'ım bak. Serdar'ım. Hocam da böyle hiç kalkma hocam. Tamam, seni yormayacağım buradayım. O konuda. Evet. Ben de kafaya çıkıyorum seninle birlikte. Sen topu tuttun. Evet. Donk da burada. Ben de buradayım. Donk. Ben kafaya böyle çıktım ve böyle oldu. Pozisyon bu. Tamam. Bir şey diyeceğim size. Ama şeye aykırı, fizik kuralına aykırı o göster. Şimdi bu Donk var ya, tam bir cin. Futbolun cinleri vardır. Futbolun şeytanları vardır. Serdar Aziz hayır. Nedenini sen daha iyi hatırlayacaksın hocam. Bak sana geliyorum şimdi buradan. Neden bu Donk cin şeytan biliyor musun? Türkiye'deki en akıllı oyuncu. Ve tehlikeli oyuncu. Kasımpaşa Beşiktaş maçını hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Donk'un ne yaptığını biliyor musun? Hatırlıyorum. Bir tane penaltı pozisyonunu bilir misin? Biliyorum. Bu fazla akıllı hocam. Ya ben hocam bak bu fazla akıllı. Bak, bu orada böyle duruyor. Ben böyle penaltı vallahi görmedim arkadaşlar. Duruyor ama bir yandan da orada Donk'un hatası yok ki. Donk duruyor orada. Serdar Aziz'de pozisyonu tamamlamış. Bir saniye. Topa? Ben şimdi havaya çıktım. Topa niye çıkmıyor Serdar? Fırladığım zaman elin düşme pozisyonu şudur. Normali budur. Böyle düşüyor. Bak böyle düşüyor. Dikkat et. Bir defa Galatasaray'ı bir maçta çok kötü yakacak. Heh. Donk tabii. Bunu elleriyle, kollarıyla çok oynuyor. Bunu söyle. Tamam, bak bunu söyle. Tabii. Işte. Güzel bir konuya temas etti. Evet. Kasımpaşa Beşiktaş maçında da bir şeytanlık yaptı. Yaptı. Çok çok cin o. Aynen cin. Vallahi cin, fazla cin ama. Ve pozisyonla ilgili de mesela Fenerbahçe'nin en çok tepki gösterdiği, orada Onyekuru'da Gaziantep'in kalçasını koyuyorsun. Orada Ozan'ın kafasını büyük koşuyor. Abubakar'ın bilmem nesini koyuyor. Bizim bir golümüz öyle olsaydı iptal oldu hocam. Ya bizim iki tane golümüz öyle. Bir tane derken Beşiktaş'ın diyelim yani. Beşiktaş'ın. Çok belli etmiyor. Ondan sonra Beşiktaşlı olduğumuz çok belli etmiyor. Yok, söylüyoruz. Ayıp bir şey değil ki. Yok. Beşiktaş'ı tutuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, evet. Trabzon bütün takımları da seviyoruz. Yalnız Fenerbahçe'nin şu eleştirisine çok katılıyorum. 15-20 saniyede iki pozisyonu bir anda ayıkladılar. Tabii. Ne oldu demek ki Türkiye'de VAR sistemi ya çok hızlandı. Bir de benim midemi bulandıran şeyi anlatayım sana. Yandan offside'ı gösterirken toplan Mesut Özil'in arasında
bir yaklaşık 20 metrelik fark vardı. Yani topa vurulmuştu o anda. Top tam vurulma anını koymamışlardı. Vurulma anını koysalardı onun kafa kafaya olacağı bence ortaya çıkardı. Biraz orada Fenerbahçe haksızlık yapıyor. Böyle bir şey olmaz. Evet. Orada ama diğer taraftan da Caner'e kırmızı kartın gösterilmemesi, Donk'a yapılan bence penaltı artı yarım penaltı Linnes'in pozisyonunda en azından gider. Ben Cüneyt Çakır'ın yerinde olsa bir bakardım. Cüneyt Hoca ne hikmetse hiçbir tartışmalı. Mesela VAR'ı gösterdi, gol değil dedi. Ya git bir bak ne kaybedersin zaten. Hayır, offside'lerde gitmiyorlar genelde. Offside için demiyorum, penaltı için. Penaltı için. VAR'da kaç hakem var? Bir bak. VAR'da? Bir bak. Dört tane. Dört. Öbürü mesela Ali Palav'ın yanında kim var? Başka iki hakem daha var. Ya, doğru mu hocam? Çok önemli değil. Ha, yani istişare anlamında söylüyorum. Ya işte. Çağır abi o zaman. Canım söylüyorum, bir daha anlatıyorum. Bak bir daha buradan anlatıyorum. Tamam, bir dostumuzu çok bekletmeyelim. 26 kadar anlatıyoruz. Şimdi diyoruz, ne zamandır program yapmadığı için eski hakemlerden koyuyoruz. Uykusu gelmesin. Sevgili büyüğüm, sevgili abim, sevgili Gökmen Özdenak, merhabalar. Canım kardeşim, herkese iyi yayınlar diliyorum. Öpüyorum hepinizi. Gerçekten ama gerçekten seni çok özledim. Tekrar görüştüğüm için de çok mutlu oldum. Uzun bir süre İzmir Alaçatı bölgesindeydin. Artık bir torun sahibi kızımın oldun. Kızımın yanındaydım, evet. Evet, tebrik ediyoruz seni ve sevgili eşini. Bir ömür boyu mutluluklar, sağlıkla kalın diyoruz. Hepimiz için ben de size katılıyorum, hepimiz için. Ahmet Ertan Tezcan'ı tabii ki spor dünyasından çok fazla tanımıyorsun. Ama en azından bu kısa sürede Ekotürk ekranlarında. Yorumcudan daha iyi yorumcu, onu söyleyeyim yalnız, izliyorum. Gökmen abiciğim kolay gelsin. Adlan'ı da tanıyorsun. Beni de canım, tanıyorsun. Tanıyorum canım benim. Yıllar nasıl geçti abi, yıllar. Gökmen abiciğim inşallah sezon sonuna kadar seni böyle pazartesi günleri özellikle bu şekilde, özellikle bu Covid olayı belli ölçüde azalana kadar, ki aynı zamanda senin başka kronik rahatsızlıkların da var. O yüzden riske atmamak adına bu şekilde bağlantıyı daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu konuda beni düşündüğün için teşekkür ederim. Anlayışına ihtiyacım var. Ve sözü çok uzatmadan lütfen derbi maçıyla başla. Neler gözlemledin veya uzun bir süredir yorumculuk yapmadığın için çok fazla birikimli veya dolmuş da olabilirsin. VAR'ı da değerlendirebilirsin. Türk futbolunun geleceğini ve şu andaki durumunu da değerlendirebilirsin. Ama lütfen ağırlıklı olarak Fenerbahçe Galatasaray maçından başlayarak devam etmeni istiyorum. Serhat'cığım, senelerdir yani bu 100 küsür senelik rekabetin içinde iki kulüp, yani yaşanan naoş hadiseler nedeniyle yahut da ne bileyim haklı çıkmak için her türlü eylem hazırlığında olup da ondan sonra rakibi suçlar biçimde beyanlar vermelerini tahammül edemiyorum yani. Edemiyorum. Yani neticede bu, ya o taraftarları oraya kim aldı? Yani resmen bana gelen bilgiler var, elimde videolar da var, gönderdiler çünkü. Olacak şey değil. Yani el hareketleri, küfürler, yani demin tartışıyordunuz Arda'nın soyunma odasında küfür ettiğini falan. Bir futbolcu sahanın içinde 90 dakika, bir ısınmayı da kattığın zaman yarım saat, nereden baksan 2 saat falan küfür yiyor. Hem de ne küfürler. Yani ağzı almayacak küfürler ediyorlar. Şimdi orada gidip de Arda'nın o kadar küfür yedikten sonra soyunma odasına gidip de belli küfürleri tekrar etmesi, ben pek fazla yadırgamıyorum. Çünkü oyun stresi, yorgunluğu, soyunma odasına gidiyorsun, dışarıda hala küfürler ediyorlar falan, öyle giriyorsun soyunma odasına. Şimdi bundan sonra bu küfürleri yedikten sonra gidip de orada küfür etmişsin. Tabii etmemeli, ayrı bir konu. Etmemeli. Ben Adnan Aybaba'ya katılmıyorum o konuda. Çünkü biz senelerce öyle küfürler yedik ki, mesela ben bir anımı anlatayım size. İnanış stadında oynuyoruz. Ben de yedekteyim. Börçin senesi. Son ama senesi. Küfürü söyleme lütfen. Yani şimdi belki uzun zamandır yayında olmadığı için. Söylemeyeceğim. Yok. Ağzından kaçmasın. Dikkatli olursan sevinirim. Teşekkür ederim. Tamam. Bazen oluyor yani ister istemez. Benim arızalarım var sabah. Ama Serhat'cığım ya saat 4'te de uyuyorduk ya. %100 haklısın o. Uyurken saat 4'te küfür ettim ya, yazık. O popstar Alaturka bizi çok şey yaptı. Uykusuzluk. İnanış stadında ben de yedektim. Bir ara Fenerbahçe ile şey oynuyoruz, Türkiye Kupası. Ondan sonra sahanın karıştığını gördük. İşte biz börç futbolcular falan girdik.
Sahada arkadaşlar ayırdık ettik falan. Biraz sesi arttırabilir miyiz stüdyodaki yönetmenim arkadaşıma söyleyeyim. Ben duyuyorum kulaklıktan da Adnan Aybaba ve Ertan Tezcan duyamıyormuş. Lütfen sesi arttıralım. Evet. Buyur Gökmen abi. Oyun tekrar başladı. Tam son oturma yerine geldik. Bir tane Fenerbahçe tribününde bizim Nihat'ın çocuğuna ve karısına küfür etti. Şimdi ben orada ne yaparım? Tribüne çıktım. Öldürüyordum adamı ya. Öldürüyordum. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Zor aldılar elimi. O kadar kalabalık. Düşün o İnönü Stadı'nda orada ayakta mayakta ite kaka yan yana man yana falan böyle 40 bin seyirci alıyordu. Ama oturarak olduğu zaman 20 bin kişi falan oturuyor. Düşün öyle. Böyle sıkıcı. Öldürüyordum adamı ya. Ulan sen nasıl küfür ediyorsun ya? Böyle küfür. Öyle küfürler geliyor ki. Yani dayanma mümkün değil ya. Dayanma mümkün değil. Ya sen tribünlere çıktın. Tribündeki adamı dövdün öyle mi? Aynen öyle. Zaten gazetelerde 5 maçta ceza verdiler. Zaten 5 maç vardı. Savcılığa da gitti sana. Bitimine 5 maç ceza verdiler. Ertesi sene yine başladı. Ama çıkılmayacak gibiydi ya. Böyle küfür edilmez ya. Tükürüklü mü? Bir de o Duğulye'nin üstünden falan atladım yani. Yazık, ayıp ya. İnsanlar tabii ki edilmez ama ya. Profesyonelliğinde belli bir statüsü olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu büyük paralar alan oyuncular bu küfürü hak ediyor anlamında söylemiyorum ama dünyanın her yerinde, NBA'de de, işte üst liglerde, Premier Lig'de de seyircilerin küfür ettiği dönemler oluyor. Şimdi herkese uğraşmaya kalkarsan, herkese bir cevap verirsen zaten büyük cezalar olsun ve bu işten kurtarma şansın yok. Canım kardeşim, şimdi burada Arda'nın Beşiktaş'a yahut da ne bileyim Trabzon maçında küfür yese tekrar orada tekrarlamaz. Yani onların taraftarını küfür etmez. Fener'le Galatasaray arasında gider bir öyle bir hale geldi ki yani herkes birbirinden nefret ediyor. Yani görmek istemiyor. Yani o hale getirdiler. Şimdi bu kadar 100 küsur senelik en fazla şampiyon olmuş Galatasaray, sonra Fenerbahçe, sonra Beşiktaş. Ya bu şimdi o 3 derbi çok önemli. Bütün Türkiye'de her yerde yani Avrupa'nın belli yerlerinde de her tarafta izleniyor. Yazık, günahtır ya. Sonra Nihat Özdemir'in çıkıp da oraya taraftar, seyirci taraftar almışlar. Aşağı yukarı bana gelen bilgide 3000 tane falan. Ve şeyler var, el kol hareketi falan yapıyorlar. Aşağıya doğru falan. Bir de o flu gösteriyor ki ne yaptığını göstermesin diye. Olacak şey ne küfürler neler. Anlatılır gibi değil yani. Ondan sonra çıkıyor diyor ki Nihat Özdemir, ben buraya yazdım bak ne demiş. TFF Başkanı Nihat Özdemir derbiye özel deneme amaçlı demiş. Lafa bak ya. Ne derbiye özel, Galatasaray Fenerbahçe arasındaki derbi o kadar hat safhada ki, o kadar nefret ediliyor, ediyorlar ki birbir taraftarlar, işte futbolcular, herkes birbirinden. Yani öyle bir yerde sen o taraftarı nasıl alırsın ya? Sen nasıl federasyon başkanı, nasıl bu futbolu taşıyacaksın ileri? Sen hasta Fenerbahçe'lisin. Bir bilgi vereyim. Benim şu anda. Bir bilgi vereyim bir dakika. O seyircilerin alınmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ve Spor Bakanlığı'nın hiçbir izni alınmamış. Doğal olarak Futbol Federasyonu burada çuval, yani bir çuval inciri berbat etmiş. Halbuki aynen. Şimdi diyorlar ki aşı olmuş, yani Covid aşısı olmuş sağlık çalışanlarından oluşan 150 kişiyi deneme amaçlı almışlar. Kurtarmaya çalışıyorlar, yemez kimse. Bunu kimse bu izni almadan, Futbol Federasyonu'nun özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan bu izni almadan bunu alma yetkisi yok. Ve doğal olarak burada büyük bir skandala imza atmışlar. Artı deneme amaçlı, dediğin gibi bu maçta deneme amacı mı olur? Galatasaray Fener oynuyor. Sen yani bula bula deneme amacı olarak bunu mu buldun? Bu da büyük bir kişi sadece şurada sayarım ben ya, lütfen. Evet. Ne 150 ya işin, kişisi. Federasyon burada gerçekten Serhat'cığım, yani elini ayağına yapmış. Ya Serhat'cığım, işin garip tarafı Spor Bakanı da orada. Adam utanır ya. Utanır adam. Ben televizyon maç seyrederken herhalde o kadar şey bakıyor ki Spor Bakanı, utandı herhalde, ne bileyim. Olacak şey değil ya. Evet, olacak utanmış şey, doğru. Yani. Spor Bakanı gerçekten yani yer yarılsa da yerin içine girsem düşüncesiyle ya, ve çok bozulmuş. Ya suratından belliydi Serhat ya. Şimdi Gökmen abi, Spor Bakanı şunu da yapabilirdi. Bir dakika talimat verip, kardeşim bu seyircilerle, bu maç seyircisi oynanıyor. Siz buraya 1907 Derneği'nin tribününe nasıl bu kadar 1500, 2000 veya işte 1000 kişiyi nasıl alırsınız deyip orada olay da çıkartabilir ama beyefendinden dolayı Spor Bakanı
yani dilin ucuna gelmiş ve yani lanet olsun gibilerinden ben bu topa girmeyeyim. Bu futbol yani kendi pisliğinde mi bu olsun veya kendi içinde mi artık aynen bunu soruştursun diye aynen nezaketinden dolayı yapmamış. Çok net aynen bilgi. Aynen. Aynen bayağı çok çünkü bakana çok büyük tepkiler var. Anladın mı? Nasıl bakan spor bakanı? Neden o da infial yaratmadı? Neden ne bileyim ayağa kalktı yani maçı terk etmedi falan gibi. O kadar şey acayip şeyler geliyor ki bana. İşte futbol özerk olduğu için bakan da her yani bunlara girmek istemiyor yani şimdi. Bence son derece akıllı bir iş yapmış. Olur mu öyle şey? Başka ya, sıkıntılar ya, olur. Boşaltabilirdi ama. Ya sevgili kardeşim basketbol maçlarını bilmiyor musun? Hakem önce anons ediyor küfür olduğunu. Hemen anda anons. Seyirci şey yaparsa ikinci anons. Küfür devam ederse hemen salonu boşalttırıyor. Maç o şekilde devam ediyor. Sonuçta ben 150 kişi değil, orada en az baktığım zaman bir 1500 kişi gördüm kendi adıma. Sayın yani 150 doktorum, kişi sadece 750 var. Kişi diyor. Fenerbahçe Kulübü 750. Peki 750 kişi var. Kolluk kuvvetlerine yaklaşık 3 dakikada boşalttırsın. Abi kusura bakmayın biz sizi aldık ama siz küfür ettiniz, bu iş amacını aştı, güle güle derim, olur biter yani. Maçı da yarım saat geç başlatırım, hiçbir sorun olmaz. Yeter ki sorunu halletmek isteyeyim. Şimdi burada ya tabii... Bir de bizde şöyle, bir kitlesel küfür var, bir bireysel küfür var. Mesela çıkıyor bir takım sahaya, 40-50 bir kişi işte Beşiktaş bilmem ne, Fener bilmem ne dediğinde o artık anonim gibi oluyor. Ama sen kalkıp Fatih Terim işte bilmem ne, Arda Turan falanla feşmeken dediğinde o zaman işi çok fazla şey yapmış oluyorsun, bireyselleştirmiş oluyorsun. O bireyselleştirme de enteresan bir şekilde... bizde insanları rahatsız ediyor. Biliyorsun cinayette bile abi, bizim ülkede adama söylediğinde niye öldürdün dediğinde küfretti öldürdüm dediğinde hafifletici sebep kabul ediliyor. Düşün yani. Hocam bana göre var ya şimdi burada Gökmen abi 6222 nolu yasalar. Diyorsun evet ki bu 6222 nolu yasaya göre ben bunu uygulayacağım arkadaşım diyorsun. Şimdi doğru, sen bunu uygulayacaksın bir. Ben şimdi şunu bekliyorum Gökmen abi bilmiyorum ne diyorsun. Arda Turan'a Federasyon, Futbol Federasyonu bir soruşturma, disiplin kurulu bir soruşturma başlatıp bu olayından dolayı bir disiplin şeyi açacak mı? Yani tahkikatı açacak mı? İki, tribüne girenler doğru söylüyorsun. Bu küfredenler ki hepsi kelli felli adamlar, gravatlı, gayet beyefendi. Yani bunu halk yapmıyor. Halk vallahi daha iyi. Ben sana söyleyeyim Gökmen abi. Halk bu değil. Şimdi bunlar bunu yapıyor. Acaba 6222 ne oldu? Yasa da burada uygulanacak mı? Ya Adnancığım. Kesin uygulanacak. Federasyon başkanı diyor ki gereken cezalar verilecektir diyor. Evet. Ciddi bir kaos durumu diyor. Dedi. Tamam. Ama ben burada onu Fenerbahçeli olduğu için geçmiş dönemde de aslında Fenerbahçeli. Zaten nasıl federasyon başkanı yaptılar ben de hayretle izliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Nihat Özdemir bugünden itibaren yahut da yarından itibaren istifa etmeli. Bırakıp gitmeli. İşinin başına gitsin. Bu işi beceremedi. Kesinlikle gitmeli, bırakmalı. Sonra ikinci şeyim. MHK'nin bir an önce bağımsız hale getirilmeli MHK. Yoksa başka türlü yürümeyecek bu. Şimdi demin tartışıyorsunuz siz. İşte var şöyle, var şöyle. Oradan geldi, buradan gitti falan. Orada ne verirsen ola alıyorsun kardeşim. Geçmiş dönemde hatırlayın. Şansal Büyükay'la Erman Toroğlu Lig TV'de yayın yapıyorlardı hatırlayın. Neydi o çizgi çekiyorlardı? Piero evet. Sonradan öğrenildi ki o ne verirsen o alınıyor Piero'da. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada var falan hikaye. Burada ahlak önemli. Ahlak. Burada ahlak önemli. Teknoloji falan değil. Biz teknolojiyi de yok ettik. Bitti. Yok. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Teknolojiyi bile yok ettik ya. Abi sence Ozan'ın golü gol müydü Gökmen abi? Kafa golü. Yani bu vardaki pozisyondaki. Ya senin sen yıllarca santrofor oynadığın için hani o bölgeyi evet, daha iyi bilirsin diye düşünüyorum. Hayır, ofsayttı. Ofsayttı. Gol değildi yok. Gol değil. Peki tamam yani ofsayt. Gol falan diyorlar da gol değil. Değil. Gökmen abi biraz da maçı değerlendirir misin? Galatasaray Fatih Terim'le arka arkaya ikinci defa oradan
galip geldi. 20 yıldır kazanamıyordu. Ama şimdi böyle bir yenilmezlik, son 8 maçtır da Fenerbahçe'ye kaybetmeyen bir Galatasaray var. 20 yıldan sonra da dur abicim, hiç olmazsa şöyle 5-6 olsun da ondan sonra konuşalım. Yani 20 yıl oradan puansız göndermişler seni buraya. Yok, bu puansız değil canım. Yani orası 8 Asya tane beraberliği var oradan. Asya'dan Avrupa'ya. Yok, 20 yıldır yenemiyor. Yani 20 yıldır mağlup oluyor değildi. 8 tane beraberliği var. Ya, yenemiyor yani. Tamam. Yani. Doğru, kazanamıyordu. Peki maçı nasıl değerlendiriyorsun? Erol Bulut, Fatih Terim, oyuncular, Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi. Şimdi Muhammed'i Mesut Özil'i sana benzettim. Muhammed'i biraz nasıl sana benzettim. Vallahi dün bir Tufan Akol kardeşim var benim, İsveç'te yaşıyor. Şeyle konuşmuş, bizim Hakan Şükür'le orada Los Angeles'tan. Hakan Şükür'le konuşmuşlar. Aynı Hakan Şükür de şöyle demiş. Mustafa için seyrediyormuş oradan. Boşlar bize. Aynı benle Gökmen abi. Abinin karışımı demiş. İşte benim için senin görüşün önemli Gökmen abicim. Senin görüşün önemli. Çok. Ben bir şey söyleyeyim mi? İlk oynadığı maçta, deplasmandaki maçta bir kafaya çıktı. Koşarak çok güzel, mükemmel bir kafa. Biraz daha çevirse belli sürede çalışır. Çünkü yeni daha takım arkadaşlarıyla anlaşması, ne bileyim onları hissedebilmesi. Çünkü çok önemli. Golcü için çok önemli. Kanat oyuncularının nerede bulunuyor, nasıl topa geliyor. O konuda antrenmanda falan da çalışması gerekiyor. Yahut da Fatih Terim biraz yardımcı olması gerekiyor çocuğa. Ama şöyle söyleyeyim sana ben. Şeyden sonra bu Cagne ve Falcao'dan sonra da ilaç gibi geldi. Ben çok başarılı olacağını direkt umuyorum. Direkt serum hocam. Ne ilacı? Direkt nasıl? Serum. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Harika olacak. Attığı gol de mükemmel gol. Alıp o kadar seri, yani o kadar vücuda bir 85 boy varmış. Biraz da iri. O alıp dönüp sağ ayağının içine böyle şeyde de çok güzel arkadan çekmişler. Top gol olmadı. Vurduğu zaman tam ayağa çıktıktan sonra vurmuş. Avuta gider gibi yapıyor. Avuta, sanki avuta gidiyor top. Diyorlar ki internette falan, işte bu da diyor gol değil diyor. Bak sen avuta gidiyor falan gibi espriler falan yapmışlar. Harikaydı. Harika bir gol attı yani. Ama ben çok umutluyum. Fatih Terim'in de çevresini orta alan ve sağa soldan gelecek ortalarla nerede nasıl duruyor ona göre destek verirse daha çok gol atabilir, daha mükemmel gol de atabilir. Çünkü Cagne'de ve Falcao'da topu alıp gitme özelliği falan yok. O defans aralarına çok güzel koşular falan da yapıyor. Birkaç tane gördüm. Ama çok iyi bir transfer diye düşünüyorum. Yani Galatasaray peki çok fayda mesela, sağlayacaktır. Donga yapılan bir penaltı var mı? Sence Serdar Aziz'in orada kasıtlı bir dirseği veya gayri ihtiyari bir hareketi mi oldu? Bir de son Sise'nin Donk'la mücadelesinde Sise'nin kendini yere bırakması, bir çekme var mı? Bununla iki pozisyonda değerlendirir misin? Canım kardeşim şöyle bir şey yapacağım. Öyle hale geldi ki iş. Bak öyle hale geldi ki. Lütfen daha çok şunun üstünde duralım. Benim rahatsızlığım var. Zaten bu konuda rahatsızlığım var. Futbolcuları şöyle bir bakın. Şöyle kafanızda bir tahayyül edin. Ya var bile var. Var orada göster ya göster. Ya bir dokunuyor, dokunmuyor ya. Yerde kıvranıyor. Yerden kalkmıyorlar ya. Yerden kalkmıyorlar. Bu kadar emek hırsızları olur mu ya? Olacak şey değil ya. Yerden kalkmıyor. Bir dokunuyorsun atıyor kendini, uçuyor ediyor falan. Şimdi bu kadar. Şimdi hakemler tamam. Hata yapıyorlar falan. Ya bu kadar şimdi ağzımdan çıkacak yani dava konusu olacak yani. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar yerden kalkmayan oyuncular nasıl ya olacak bu iş, ben anlamıyorum ya. Sahtekarlık diyelim yani. Bu da hakem suçlu, VAR suçlu, o suçlu. Ya dünyanın hiçbir yerinde, bütün Avrupa'ya bakın ya. Bütün Avrupa'ya bakın ya. 90 dakika içinde ya bir kere ya iki kere şeye gidiyor ya, VAR'a gidiyor adamlar ya. Bizde abi her dakika ya, her dakika. Sonra bir şey var. Bu VAR'ı falan kaldırsınlar kardeşim. VAR hikaye. Anlatabiliyor muyum? Bizim Türkiye'de hikaye abi. Hiç olmazsa öbür türlü oldu, olmadı, olacak falan diye öyle bakıp şey yapıp geçiştiriyoruz. Ama bulacaksan sen bu VAR'ı bir kere hakem, demin de dediğim gibi MHK'ye ayıracaksın kardeşim. MHK'ye ayıracaksın. VAR'a devam etmek istiyorum. Aslında ahlak yok bizde.
onu söyleyeyim yalnız. Bizde ahlak yok. En büyük sorun orada. Ahlaksız olduğumuz için de makina bile isyan etti bize ya. Makina bile isyan etti. Onun için yani var, tamam, yapılabilir. Ama biraz da bir hakemleri korumak zorundayız. Düşünebiliyor musunuz? 22 futbolcu sahada var. 10'ar tane, 2 tane, 10 ne oluyor? 32. Hoca var, yardımcıları falan var, 40 kişi. Kaç tane hakem var abicim? Bir orta hakem var, iki yan hakem var, bir tane de son hakem var işte. Ve dördüncü hakem var. Ya bu kadar kişi, 40 kişi hakemlerin üstüne oynuyor ya. 40 kişi. Düştü, kalktı, zıpladı, etti. Ya bir de o taraftarın sahaya tepkisi, ne bileyim. Ya o kadar şeyim ki, doluyum ki bu konuda, kusura bakmayın yani. Yani bilmiyorum ya, bilmiyorum ya. Ne yapacağız, nasıl baş edeceğiz bu işte, bilmiyorum yani. Bir an önce bir kere TFF'de Nihat Özdemir'in kesinlikle bırakması gerekiyor. İkincisi, ama kim özel gelse Gökmen abi, Gökmen abi, kim gelse kolcu, zaten TFF ile ilgili ateşten gömlek. İşte Yıldırım Bey geldi, Yıldırım Bey'in ne işi var? İşte Haluk Ulusoy geldi, işte Galatasaray'a şampiyon olmak yapmak için geldi. Canım en çok şampiyonluğu Galatasaray Haluk Ulusoy ile elde etti. Yani herkese bir şey bulunuyor yani. Kim yönetecek o zaman bu futbolu? Özerk yaptığın zaman maaşlı adamlar koyacaksın abi oraya. Maaşlı. Federasyon başkanı da maaşlı. Bu futboldan anlayan, organize yapabilecek yahut da çevresinde yönetim kurulundaki insanlara hepsine para vereceksin. Milyonlarca euro para giriyor kulüplere. Biraz da onlara versinler. Peki sence mesela Hamit Altıntop şu anda icra kurulu üyesi TFF'nin futbol federasyonu başkanlığı yapabilir mi? Yapar. Hem de aslanlar gibi yapar. Aslan yönetim kurullarına da istediği adamları seçsin ve maaşlı olacak. Maaşlı. Bitti. Oğul Çetin yapar mı Oğul Çetin? Birlikte bak, onları birlikte hepsini bir ara toplayacaksın. Anladın mı? Toplayacaksın. O kim toplar onu bilmiyorum. Yahut da ne bileyim spor bakanı falan toplar. Orada başkan, as başkan, ne bileyim başkan yardımcısı falan diye böyle yönetim kurulu yapacaksın. Ondan sonra bırakacaksın. Şu anda yoksa başka türlü bunlarla olmaz. Basketbolda Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan ikilisi, Haluk milli takım sorumlusu hep basketboldan gelmiş. Kerem Tunçeri de var. Daha tamam işte de... aynı. Aynı sistemi direkt şey futbola uyarlayacaksın diyorsun. Ama başarısız. Aynı. Ama bak, milli takım başarısız. Yo, altyapıya da değer verecekler. Oyuncu da yetiştirecekler. Avrupa'dan kaliteli yabancı, dünyanın diğer ülkelerinden kaliteli yabancıları toplayıp getirecek. Ona göre sistem ayağı yapacaklar. Getirecekler abi. Bütün ne kadar ihtiyar falan varsa abi, yabancı çöplüğü oldu ülkeye. Yabancı çöplüğü oldu abi. Gelsin gidiyor. Ya Galatasaray takımı 3 senede 50 tane, 2 senede mi ne? 50 tane oyuncu gelmiş gitmiş ya. Fenerbahçe şu anda 16-17 tane oyuncu almış, gelmiş gitmiş falan. Düşün. Bu sezon içinde. Daha fazla. Olacak şey değil ya. 16-17'den daha fazla. 18'di, 4 daha yaptı. 22 oldu. 22 tane yani, oyuncu aldı. Yani düşün bak. Düşün ya. Ya paraya da günah kardeşim. Çöplük ya. Yabancı çöplüğü ya. Gelsin. Bir de sinirlendiğim olay. Son 5 gün var değil mi? 5 gün. 5 gün. 5 günde yapmaya çalışıyorlar. Hani bonservis parası vermeyeyim de. Anladım, hiç olmazsa 3 kuruş veririm bilmem ne falan böyle. Transferi böyle atlatırız falan diyor. Alıyor adamı. Bakıyor. Oynamıyor. Koşmuyor adam. Antrenman yapmıyor. Sakatlık. Devamlı sakatlık. Düşün Falcao'yu düşün ya. Galatasaray'ın zararına bak ya. Falcao dünya yıldızı diye getirdi Abdülhamid Albayrak. Resimler falan. Ne oldu? Günah ya. Bu ülkenin bu kadar kolay para kazanılmıyor. İnsanlar zaten mağdurlar. Hele bu Covid de geldi, tam geberdik. Tam geberdik yani. Ya aynen. Kulüplerin 15 milyar TL borç varmış baba. Nereden baksan 20 milyar ne? 2 milyar dolar. 2 milyar dolar borç var abi. Ne diyorsunuz ya? Gökmen abi peki şampiyonu tamam, biz yine bir futbolda kalmaya çalışalım. Söylediklerine de %100 katılıyorum. Şampiyonluk yarışında kimi önde görüyorsun? Yani tecrübesinden dolayı Fatih Terim ve Galatasaray mı, yoksa Sergen Yalçın'ın Beşiktaş mı, ya da Erol Bulut'un Fenerbahçe'si bu kadar transfer, Mesut'un da forma girmesiyle toparlayıp son ana kadar bu üçlü arasında mı geçer? Canım kardeşim şöyle söyleyeyim.
bugün itibariyle Beşiktaş bu şampiyonluğu hak ediyor kardeşim. Oynanan futbol, oyuncuların maksimum kendini. Mesela dün 10 kişiyle bir Beşiktaş izledim. Ya helal olsun ya. Helal olsun. Yerlere yatıyorlar, yoruldular, geberdiler ya. Hala koşuyorlar adamlar ya. İşte bu. Sen böyle koşan adam, mücadele eden adamı, birbirini tamamlayan özellikle oyuncuları toplayıp bir arada takım yapıp onların üstünde etkili olup sahada çıkardığın zaman işte görüyorsunuz abi. Bunun akabinde Galatasaray'da nispeten daha şimdi bu santrafor geldikten sonra işte diğerleri de hepsi yapılan bir iki tane daha var. Şimdi ismi yabancı geliyor bana. Ondan dolayı da Fatih Terim'in uzun senelerde tecrübesi falan Galatasaray'la Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok sıkıntılı bu nedenle yani sahada oynanan oyun, ne bileyim oyuncuların performansı. Mesela Mesut Özil diyorlar. Mesut Özil'den cacık olmaz abi hikaye. Ben onu Arsenal'da falan seyrettim. Arsenal'da seyrettim bak. Arsenal'de pas nedir pas? Topu bir tarafa gönderirsin değil mi? Bununki öyle değil. Topun hızı, isabet oranı mükemmel. Bir dokunuyorsun gol oluyor abi. Böyle orada Arsenal'de oynarken. Ama bitmiş. Bir senedir oynamıyor çünkü. Yeterince de parası var burada. Onu iki maçta ayağını eline verirler, gönderirler abi. Ben ondan Mesut Özil'den ben Gökmen abi çok formdasın maşallah yani. Gökmen abi Mesut'u bitirdi. Yok abicim yok. Alex ya kurban olayım ya. Alex dediler. Ziya abiyle senelerce birbirimize girdik ya. Adam abicim bir kere milli takıma davet edilmez mi? Dünya yıldızı diyor. Yürüyen ülkede yıldız olur tabii abi herif. O yürüyor. Bizimkiler yürüyor. İdare ediyorlar vaziyeti yani. Nedir ki? Abi şeye üzüldün mü? Ya Alex'in %20'sini oynasın ben razıyım yani Mesut öyle. Yani işte o yok, senin baba yok diyor. Beğenmediğin Alex'in bile Fenerbahçe'de 8 yılda yani 3 tane şampiyonluğa başrolde oynadı ya. Bence çok önemli Gökmen işler abi. Yaptı. Bu 35. Tam o gün yapılan transferler de iyiydi yani Alex'in döneminde doğru, de iyi tabii. Adamlar aldı. Ama Alex kafadan iyiydi. Sonra bir şey daha var. Erol Bulut bu takıma hükmedemiyor kardeşim. Anladın mı? Zaten zaman zaman Fatih Terim'de de o var. Takım üstünde otoriter tavrını zedelediği zaman bu sefer disiplin sağlayamıyor. Futbolcu üstündeki etkisi azalıyor. Aynı şekilde Fatih Terim kısa sürede toparlıyor ama Erol Bulut'un yani o takımı hükmedeceğini ben hiç tahmin etmiyorum. Bir de Sayın Ali Koç hatırlarsınız. Benim vizyonumu tanımıyor da bilmiyorlar falan dedi o. görünce böyle tabii Fenerbahçe'yi. Ali Koç geldiği zaman şöyle taraftar tribünde şöyle bağırıyordu. Şey için. Ersun Yanal için. Ersun Yanal için. Ersun Yanal sahaya, Ersun Yanal başkan falan. Çıktı şey şöyle demişti Ali Dürüst. Ali Koç. Taraftarım benim vizyonumu anlayamadı. Tabii bugün itibariyle o vizyon illüzyon olarak ortalıkta. Anladım şimdi taraftar da pek. Abi şey var zaten, Gökmen abi. Peki Mesut Özil bana göre şu anda Türkiye'nin en büyük transferi. Bir, Galatasaray İrfan Can Kahveci elinden kaçırdı. İki, şimdi bunlar acaba Galatasaray'da travma yarattı. Bu 35. hafta hani bu beğenmediğimiz hoca söylediği şeylerin birçoğunda haklılık payım var ama futbolu sen bizden de daha iyi bilirsin abi. Orada haddimize düşmez ama futbolda çok değişik oyunlar olduğunu da biliyorsun. Bu Fenerbahçe toparlanamaz mı? Yani bu Fenerbahçe bu geniş kadrosuyla tekrar bir ayağa kalkıp atağa geçemez mi bu derbi maçından sonra? Toparlanırlar belki olabilir. He? Belki üçüncü olabilir. Yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Toparlarlar Fener. Hücum olur. Senelerdir. Dikkat edin bakın. Bir kulübün biri Galatasaray diyelim. Bir futbolcuya talip olduğu zaman Fener hemen oradan atlar. Neden atlıyor biliyor musun? Alacağından falan değil. Bu sefer de tabii doğal olarak Galatasaray'da para olmadığı için atladı. O bir tarafa gitti. 10 milyon falan diyorlar. 7 milyon. Kim ne para verdiler bilmiyorum. Ama transfer oyuncuyu kazanıp da takım olarak fayda sağlamak için mücadele etmiyorlar. Ekonomik olarak zarar vereyim, o kulüp batsın gibi. Anladın mı? O transferler öyle yapıyor. Gökmen abi, senin anladın oyunculuk mı döneminde de böyle miydi yine Fenerbahçe'nin sistemi? Aynıydı ya, kaçırıyorlardı ya. O Cemil'i falan kaçırdılar. Osman Arpacıoğlu, onları kaçırdılar.
Ama Galatasaray'da yapmıyor muydu o misilleme veya Beşiktaş'ta yapmıyor muydu? Sadece Fenerbahçe mi yapıyordu? Vallahi ben sana bir şey diyeyim. Ben Galatasaray'da benim 13 sene oynadım. Ben 67'den 80'e kadar böyle kaçar maçar. Tabii orada bizi Galatasaray İstanbul Spor'dan kaçırdı ayrı bir konu da. Yasin'le beni, Büyük Mehmet falan da. Ondan sonra amatördük tabii. Öyle avantajlı bir şekilde şeye geldik ama Galatasaray'da ben pek hatırlamıyorum öyle yani. Hani kaçırsınlar etsinler ne bileyim. Diğer kulübe avantaj sağlaması. Bunu en çok Fenerbahçe yapıyor. Şimdi şunu da söyleyeyim bak Mesut Özil için söyledim. İrfan Kahveci de Fenerbahçe'de pek öyle başarılı olamaz. Anlatabiliyor muyum? Neden olamaz? İkisi de sol ayaklı zaten. Yok yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak Denizli'de Şilili bir oğlan var. Dikkat edin bakın. Şilili ismi Sagal. Evet, 250 bin dolara oynuyor. 27 yaşında. Bu önümüzdeki sezon. Bizim Galatasaray'a Fatih Terim'e haber gönderdim ama bilmiyorum ilgili ne var mı? Sagal 250 bin dolara oynuyor. Şeyde önümüzdeki Haziran ayında mukavelesi bitiyor. Şilili. İnanılmaz güzel bir soyak var, sol ayak var. Yani İrfan Kahveci'yi falan 4 kere 5 kere çarpar böyle abi. Anladın mı? Böyle oyuncular. Mesela dün golü atan o sağ açık neydi Beşiktaş'ın Arap? Kara çocuk neydi ismi onun? Rozier. Sabit. Valentin Rozier. Bayılıyorum o adama ya. Şimdi o kadar çok yabancı şey var ki abi ezberlemekte de zorlanıyoruz artık. Harika bir oyuncu ya. Harika bir oyuncu ya. Bayılıyorum o çocuğa ya. Çok bayılıyorum yani. Helal olsun. Abu Bakar hakkındaki düşüncen ne? Abu Bakar da iyi. Beşiktaş takımı bak. Beşiktaş takımının hepsi iyi. Ama o demin söylediğim o oyuncu çok özel. Bir tane de çok güzel kafaya çıkan bir oğlan var. Onların isimlerini ben Larin çıkartamıyorum yani. Larin var. Larin. Evet. Allah ya Rabbim ya. Tam benlik abi. Hep arkada duruyor böyle. Arkada gülüyor. Tak çak çakıyor golü. Anladın bitiriyor işi. Hep arka direkte. Helal olsun. Zaten santrforlara öyle söylüyorum ediyorum yazıyorum ediyorum ama şey yapmıyorlar umursamıyorlar ama arka direkte bulunduğun sürece çok kolay. Yani senede nereden baksan 10-12-13 gol atarsın abi. O da hep arka direkte atıyor evet. Larin de hep arka direkte atıyor. Ne diyorsun ya? Doğru. Ya he? Hep arka direkte gol atıyor Larin genelde. Akıllı çocuk. Akıllı çocuk. Gökmeler peki Arda Turan Galatasaray ilişkisi hakkındaki düşüncelerin ne? Futboluyla da Arda bu takımın lideri olabilir mi? Yoksa Mesut Özil gibi bir yıl oynamadığı şöyle, için çok dezavantajları devam eder mi? Serhat'cığım şöyle diyeyim. Bir an önce Arda Turan'ın bırakmasında fayda var. Çok ağır çünkü. Kendini yani o sol tarafta mesela Emre Kılınç var. Onu oynatsalar daha iyi. Yahut da Babel var orada. Onu orada oynatsalar. Tabii Mustafa geldikten sonra Muhammed. Daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Çünkü biraz ağır kalıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Galatasaray'dan Atletico Madrid'de transfer olduğu zaman benim şey vardı. Neydi o? Nedir o? Menajeri Ahmet Bulut mu? Menajeri. Ahmet Bulut. Ahmet Bulut. O anlatmıştı bana. Galatasaray takımında da aynı oynuyordu. Yani o zaman gençti yani. Topu götürüyor diyor falan kaptırdığı zaman. Bırakıyor herkes alıyor. Tekrar ona veriyorlar falan. Atletico Madrid'e gittiği zaman ben dedim ya bu çocuk orada oynayamaz falan diyordum. Anladın mı? Şeyde de Bebek'te de bir kafe var orada. Sohbet ediyoruz falan. Tam da şeyi gittiği zaman. Arda gittiği zaman falan. Vallahi dedi orada dedi öyle bir doktor kontrolü var ki dedi. Burada paralar. Burada doktor kontrolü. Doktor geliyor diyor ki işte bunları yaparsan burada paran, sana verilecek para çekler mekler imzala ama bu sorunu, sendeki olan sorunu, tıbbi sorunu halletmen gerekiyor. Ne yapmamız lazım diyor. Senin diyor adelen diyor 8 kilo fazlası varmış. Senin adelen 8 kilo yağ bağlı. O adeleyi eritebilmek için nereden baksan her gün 1 saat yahut da 45 dakika artı idman yapman lazım ki bunu 6 ayda erittir. Erittikten sonra maksimum seviyeye çıkarsın. Ben de meraklıyım tabii. Başladım takip etmeye. Bütün Atletico Madrid maçlarını izliyorum. Yavaş yavaş. Abi 6 ay sonra Arda Bey oldu ki abi 4 tane kupa kazandı. Sonra Barcelona'ya gitti. Ya inanamazsınız. Böyle
performans nasıl biliyor musunuz? Seyrediyorduk o zamanlar. Siz de biliyorsunuz. Evet. Ya mükemmel oynamaya başladı. İşte burada bu abi yani bir belli şeyleri kontrol edip ona göre tedavi edeceksin, hız vereceksin. Ha başka şansı yok yani. Yani Arda'nın bir an önce yavaş yavaş saygılı bir şekilde bırakması gerekiyor ki bu saygı ömür boyu devam etsin. Yoksa öbür türlü Galatasaray takımı şampiyonluğu kaybederse yahut da Arda Turan kötü oynarsa falan kendi aleyhine olur. Onun için bir an önce tedbir almasında fayda var diye düşünüyorum. Peki var mı Gökmen'le sormak istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ediyoruz. Büyük renkti. Çok özlemişiz. Doktor Bey'im teşekkür ederim. Adlanım. Gökmen abicim kendine iyi bak. Görüşürüz zaten. Siz de yavrum öpüyorum. Savaş Toprak seni de seviyorum canım kardeşim. Çok teşekkürler Gökmen. Yalnız Gökmen biraz abi. Serhat başlarken beni överken biraz dağıttın beni lan. Niye? Yavrum benim. Hoşuma dağıttın gitti diyor. Dağıttın mı yaşı itibariyle bilmem ne koronavirüs bilmem ne. Ne diyorsun oğlum sen Serhat? Abi diyorum ki. Başlarken bayağı ağlattın. Hüngür hüngür ağlıyordum ya. Şey, yaşın 65'in üstü mü? Evet. Yok değil oğlum 55. Tamam kendini böyle genç görüyorsun biliyorum. Başka. Yok oğlum yok her sene değişiyor benim yaş. Yaş belli değil. Benjamin Button gibi geliyor. Gökmen abi yine böyle yolda yürürken şimdi gerçi az yürüyorsundur da Gökmen Bey yürüyorum. Gökmen Bey çok çirkin yorumlar yapıyorsun. Çok kötü yorumlar yapıyorsun diyen böyle güzel Range Rover'lı bayanlar oluyor mu yine? Olmaz olur mu abi neler var diyorlar tabii. Ne demiştin ona bir söylesene ya en azından böyle güzel ya, gülerek kapatalım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Aşağı yukarı şöyle telegol, o zaman da telegoldeyiz. Hangi TV'de, nerede olduğumuzu tam önemli olarak bilmiyorum ama telegoldeyiz. Neydi, bir yerdeydik işte. Bebekte yürüyorum hızlı hızlı. O hafta da telegolde Fenerbahçe ile ilgili bayağı ağır yorumlar falan yapmış. Hatırlıyorum sonra. Geri döndüğün zaman hatırlıyorsun. Bir baktım o bebekte tam o parkın orada yürürken bir baktım Range Rover araba yavaş yavaş benim tarafa geldi. Parka geldi. O arada da cama açılıyor falan. Zannettim ki bir arkadaşım falan zannettim. Ne bileyim erkek arkadaşım. Bir baktım çok güzel sarışın bir kadın. Bana böyle yaptı tükürük saçarak. Çok kötü yorumcusun. Çok dedi bana. Ben de Range Rover'a böyle yaslandım. Hanımefendi ben yarın düzelteceğim ama sen hep çirkin kalacaksın dedim. Kadının bir gazlaması var abi. Uçtu. Öyle ara sıra işte öyle şeyler. Birkaç tane daha var ama burada anlatılmaz. Ben size geldiğimde görüştüğümüzde anlatırım. Felaket yani. İnşallah. Seni seviyoruz. Aynen. Seni ben de sizi öpüyorum. Canım. Teşekkür ediyorum. Katıldığın için çok teşekkürler. Böyle pazartesi günleri bak bu yayından keyif alacaksın. Kulaklığını takmışsın. Yorulmuyorsun. Al yanına güzel kahveni, içeceğini. Ondan sonra böyle keyifli keyifli yapalım. Sonra da inşallah bu Nisan'da falan ortalık bu aşıların da etkisiyle toparlamaya geldiğinde burada sana güzel bir stüdyoda bu masayı büyüteceğim. Tamam mı Gökmen abicim? Tamam yavrum benim. Öpüyorum. Ben de sizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak abi. Hayırlı geceler. Görüşürüz. Ciao. Ciao ciao ciao. Vay be. Fatih Terim'in basın toplantısıyla devam edelim. Yani Fatih Terim mi? Fatih Terim deyince. Fatih Terim'le ilgili. Yine Gülmen. Bak şimdi mi konuşayım basın toplantısından sonra mı? Ya. Konuşmak istiyorum. Sen bak. Fatih Terim için konuşamazsın. Neden? Konuşmak istiyorum. Çünkü Altuk Dolu'nun. Evet. İmparatoru. Heh. Sen nesin? Sen balıkçı Adnan'sın. Daha iyi işte. Espri daha yapayım. Güzel. Seni yaptığın işe de saygın var. Beni de mutlu eden sayın, bu işte. Ben böyle sayın terimlere de katılmıyorum. Beni de mutlu eden bu yani balıkçı olmuş. Sayın Fatih Terim'e haksızlık yapıyorsunuz yine. Ya bir önce konuşmayı dinle. Hocam ama bir dakika. Bizler konuşmadan adam eleştiriyoruz. Daha konuşmadan eleştiriyoruz. Tamam konuştun sonra eleştiriyoruz. Tamam bir şey demedik hocam ya. Konuşsun ya adam. Anons et. Anons et. Yok ben anons etmem. Sen et ben yorum yapacağım. Sen söyle. Sayın Fatih Terim şu anda basın toplantısı açıklamalarını yaptı. Bir izleyelim, dinleyelim, şu görelim. An yaptı, peki. Şu an. Şu an. Canlı değil mi? Canlı. Tamam. Bizim düşündüğümüz senaryonun dışında bir maç oynanmadı. Oyunun hakimi biz olacağız. Topun sahibi biz olacağız. Analizini yapmış olan bir takımız. Hiç bu senaryoya aykırı bir şey olmadı. Ama biz de oyun anlayışımızdan, bize ait olan oyun şeklimizden hiç ödün vermeden
maç boyunca oynamaya başladık. Özellikle ilk 30 dakika neredeyse tam manasıyla oynayan, deplasmanda olmasına rağmen bir Galatasaray vardı. Bu rakibimizi de yormak en büyük amacımızdı zaten kovalattırarak. Fenerbahçe'yi tabii burada veya herhangi bir yerde yenmek Galatasaraylar için önemlidir. Yendiğiniz zaman lider oluyorsanız bu da önemli bir galibiyettir. Oyuncularımı kutluyorum. Bütün giren, çıkan, oynamayan bütün oyuncularım maçı yaşadılar. Emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynamaya çalıştılar. Oynadılar da. Kazandılar. 3 puan yerinde bizi lider yaptı şu anda. Mutluyuz. Bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Ama bugün burada görülüyor ki daha takımınız çıkarken küfür yiyor. Daha sahaya çıkarken 1,5 saat önce arkasından hocalarımıza bir türlü hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor. Biz seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Öyle değil maalesef. Gerekli yerlere söylemenize rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Anlamadım. Bazı yerlerde de oluyor bu. Akredite olacak sayı belli. Söylüyorum. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Ve de kimse doğru... Herkes taşkınca küfür ediyor ve hakaret ediyor. Emniyet de orada. Valiliğin de haberi var. Spor Bakanlığı'na da yazıldı. Federasyona da yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş? Biz de elimizden geldiği kadar hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibariyle de en azından şahsım adına avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin. Ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur yani seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynama? Hepsi bizde mevcut. Küfürleriyle, kafirleriyle, sesleriyle, görüntüleriyle. Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi Fatih Terim'in açıklamalarındaki temel küfürle ilgili bölüme geçmeden önce neyse sonra söyleyeceğim. Ali Koç'la, Sayın Ali Koç'la ilgili ve Fenerbahçe yönetimiyle ilgili bazı yakışıksız durumlar olduğunu dile getirmek zorundayım. Bu maça özel. Ama ben bir şey söyleyeyim. Sonra siz devam edin. Şimdi Fatih Hoca konuşuyor. Küfür diyor. Bu diyor yanlış diyor. Haklı. Bu küfür olayı yanlış. Bu küfür olayı olmamalı. Bu insanlar oraya girmemeli. Türk futbolu bu kadar yerlere süründürülmemeli. Bunların hepsine varız. Burada kamu vicdanı, insan vicdanı, halk vicdanı ne istiyorsan var. Haklı. Ama bak arkadaş. Şimdi sen bunu diyorsun. Tamam. Senin takım kaptanında soyunma odasında küfretti maçtan sonra. Sen şimdi o zaman çıkacaksın Fatih Hoca olarak diyeceksin ki bak ey arkadaşlar ben bunları ayıplıyorum. Bu Fenerbahçe'de girenleri benim oyuncuma, bana, antrenörüme, başkanıma neyse saldıranı küfredenleri ayıplıyorum. Ama ben Arda Turan'ın da cezasını vereceğim. O da bu küfre edemez dersen sen Galatasaray'ın değil Türkiye'nin imparatoru olursun. İşte yıllarca bunu yapamadığı için kim ya? Fatih mi? Fatih Hoca. Bu adaletli davranış yapamadığı için. Belki ya yapacak şey ama belki mesela bu... Bir şey sana söyleyeceğim. Fatih Hoca var ya sanki... Bu bası toplantısından sonra olmuştur muhtemelen belki tamam. O küfür. O zaman bugün yapsın. Dün yapsın. Şimdi... Bir şey söyleyeceğim hocam. Hocam bitiriyorum. Şuradan devam edin. Ondan sonra size sözü vereceğim. Sen UEFA kupasında ben sana bir söyleyeyim. Ben Fatih Hoca'yı bu kadar sevinirken görmedim. Sen takımı alıyorsun. Gidiyorsun tribünlerine taraftarına bir şey. Taraftarına şirin görünmek için. Ya kaç yaşında hocasın sen. Ben valla hiç İngiltere'de Liverpool'da falan, Liverpool şampiyon oldu falan hocası böyle zıplarken ederken şöyle bir gördüm. Ya sen sadece bir derbi kazandın, daha şampiyon olmadın. Bak futbol çok değişiktir, o daha iyi bilir bizden bunu. Bugün böyle, daha düne kadar Fatih Hoca'nın sesi çıkmıyordu. Transferleri yaptı, Mesut'u kaptırdı, İrfan'ı kaptırdı, morali çok bozuktu. Gidiyorsun orada takımla zıplıyorsun, taraftar orada
şey yapıyorsun. Sen UEFA işte, sözüm o yani, orası deplasman taraftarını olduğu yere götürüyor takımı. Abi ne gerek var? Hani gidelim yani, taraftarımız yani, sanki varmış gibi selamlayalım. Ne diyor. Gerek var ya? Dön git, orada taraftar mı var Serhat? Yok yok işte. Kime şirin ironi yapıyorlar ya. Olur mu ya? Yapma ya. Ne ironi? Böyle ironi mi olur ha? Bak galip geldin, tamam. Helal olsun, galip geldin. Sen geldin, dön. Çık git, daha da büyürsün. Galatasaray camiası daha büyür. Bak bu işin gidişatında hocada belli egolar ve kompleksler var. Mesut transferi ve İrfan ya transferi. Mesut da Mesut Galatasaray istemedi şimdi ki Mesut. Şimdi orada katılmıyorum bir kere. Hocam sen devam et. Galatasaray'ın yaptığı transferler, Onyekuru ile Muhammed Mustafa, bence Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerden 10 kat daha iyi ve faydalı. Eyvah eyvah eyvah. Daha 7 Fernandez de var. Siz var ya vallahi. Vay eyvah eyvah. Fayda açısından. Nokta atışı. Yani nokta atışı. Galatasaray'ın eksiği bir tane 1.85'lik santrofor tipi. Ben açık ve net söyleyeyim. Bu Muhammed Mustafa 2 sene sonra nerelerde olacak hepimiz göreceğiz. Tamam, 2 sene sonra olacak mı hocam? İnanılmaz bir tip. Bir dakika, bu arada bir şey söyleyeceğim. Söyle, çok önemli. Söyle. Bugün öğrendim. Erol Bulut sezon başında Emre Belezoğlu, Muhammed'in adını getiriyor. Zamele kulübünden şudur. Onu Erol Bulut veto ediyor. Heh. Benim listemde bu yok diyor. Erol Bulut onu veto etmez. Bu kayıtlara etmez. Geçsin. Söylüyor Erol Bulut bunu? Muhammed Mustafa'yı veya Mustafa Muhammed'i yani şöyle, veto ediyor. Kimse... Ve ne yapıyor Samatta'yla, Sise'yle, ben bildiğim ya, istediğim adamlar şey, diyor. Biraz... Ama tabii şimdi bir şey söyleyeyim mi? Muhammed golü attığı için popüler. Bak şimdi bunu güzel söylesen. Muhammed İngilizce'nin tamam. iyisini bile bilmiyor. Sadece Mısır Arapçasından dolayı da şu anda Galatasaray Kulübü'nde özel bir tercüman eşliğinde. Hiç önemi yok abi. İletişim kuruyorlar ama hiç çok sempatik. Ve darbeli kafa vuruyor. İnanılmaz topçu. Bacaklar kalın ve çok atletik özelliklere sahip. Bak, bence açık söylüyorum, Muhammed'in attığı golü bugün Ozan dünyada Tufan'ın, aktif futbol oynayan Ozan Tufan'ın Almanya milli takımına attığı golün başkası ya, o kadar abart. İbrahimovic atabilir. Belki bir de Lewandowski atabilir. Ozan bak, ben, Tufan attı ya. Daha siz bunları söylüyorsunuz ya, ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Bak. Ozan Tufan Almanya'ya attı. Aşağı yukarı aynı gol. O kadar dar alan içinde o çalımı atıp uzak köşeye o topu attı. Aşağı yukarı aynı gol. Bak ben yani Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını hocamla birlikte herkesten çok isteriz birlikte. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Şuraya yazın. Hatta alta da yazabiliriz şurada şeye, alt tarafa seni da. Senin yazın dediklerin ben, çıkmıyor. Geçen hafta çıkmazsın. 3-0 diye gösterdin. Doğru gösterdim. Ama olmadı. Gösterdim hocam. Benim arkadaşlar ben hakemle, da şey hakemi, dediler. Var hakemden hesaplayamadım. Ben de şimdi, öyle. Yoksa ben de berabere demiştim. Berabere demiştim hocam. Şimdi bu Fenerbahçe 35. hafta şampiyonluğunu hemen hemen ilan eder. Abi. Bak ben sizin senin Muhammed'ini... Oh. Sizin öbür o fayda sağlayan şu oyuncular var ya, Onyekuru'yu şimdi falan. Şimdi Beşiktaş'ın şampiyonluk üçüncü, konusunda üç daha emin oldum. Peki bu ne diyerek söylüyorsun mesela? Hissediyor. Bir kere Fenerbahçe'de olağanüstü bir kadro var. Ve bu oyuncular daha kendini bulmadı. Eğer o Sisse, o Samata, biraz da hoca eğer, hoca bak hoca için böyle soru işareti var. Sergen Hoca'yı... Baktın mı fikstürüne? Efendim? Fikstürüne. Mesela sen Fenerbahçe'nin bu hafta Karagümrük'ü Olimpiyat Stadı'na yenebileceğini mi düşünüyorsun? Yenebileceğini düşünüyorum. Sadece nasıl yenebileceğini düşünüyorum biliyor musun? Bu hoca var, Erol Hoca. Erol Hoca'yı herkes eleştiriyor. Erol Hoca eğer felsefesini bugünden itibaren değiştirsin, Fenerbahçe başka bir takım olur. Uçar, ne uçar. Lazım, ne yapması uçar. Abi bak bu kadro var ya, nasıl uçar. Uçuracak onu söyle. Hücum edecek. Hücum edecek arkadaş. Fenerbahçe takımı geriye yaslanmaz. Fenerbahçe takımı hücum eder. Fenerbahçe takımı basar. Fenerbahçe takımı böyle maç kazanır. Kere... Beşiktaş bunu 10 kişiyle yapmadı mı hocam Konya maçında? İşte bunu Fenerbahçe... Ya, Erol Bulut da diyor ki ben topu rakibe vereyim. Bu böyle bir şey yok. Ben oyunu kendi sahamda kabul edip hızlı bu... şekilde hücuma geçeyim. Kimle oynuyorsun? Arsenal'la mı? Manchester United'la mı? Bayern Münih'le mi? Real Madrid mi? Barcelona mı? Böyle bir şey var mı? Oynadın. Allah'ına Konya Spor... Gençler Birliği'yle oynuyorsun. Antalya Spor'la oynuyorsun arkadaşlar. Erol Bulut, ya, Muhammed şey Mustafa'yı istemedi. Sezon ya. Başında istemedi. Bunu da benim ağzımdan onu da sen söyle. Bunu anladım. Bir de orada sevgili yönetmenimizden rica ediyorum. Bir psikiyatrist var. Bir şey de yakaladım ben. Söyle hocam. Volkan Demirel'in böyle tuhaf bir açıklaması var. Galatasaray bir daha bizi burada yenemeyecek falan diye. Bunu ekrana getirmemiz mümkün mü? Getiririz tabii. Şimdi arkadaşlar yönetmenimize vardı zaten listemizde. Nerede demiş hocam? Biraz, öyle bir açıklaması var. Biraz sonra bir arkadaşlar hazır diyorlarmış. O da, birkaç dakika sonra o da şeye benziyor. Eskiden tezahürat vardı. Vallahi şampiyon, billahi şampiyon. Beşiktaş bu sene billahi şampiyon. Beşiktaş ilk dörde giremiyordu. Yani bunlar, o yemini tabii. Niye boşuna ediyorsun? Eğer Erol Bulut sezon başı Mustafa Muhammed'i
gerçekten istemediyse, bak ben de sana bir laf söylüyorum, yarın Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bıraksın. Ben sana bir şey diyeyim, acaba orada hiç böyle bir ihtimal şey vermiyor. Emin mi? Hayır, ben de. Ya çok ben, net. Allah bak Allah. Söylüyorum, bu Valentin Rozier'i kim seyredip Beşiktaş'a getirdiyse. Bugün Fenerbahçeli bir şeyle, futbolcuyla beraberdim. Sen? Evet. Tamam. Ondan sonra. İsim vereceğim mi vermeyeceğim? Sana kal. Fenerbahçe futbolcu. Tamam. Beykoz'daki. Aktif futbolcu. Aktif futbolcu. Oynuyor. Tamam. Oynuyor. Tamam. Beykoz'da buluştun bugün evet. mü? Buluşmadım. Tesadüfen oldu tamamen. Karşılaştık. Planlı bir şey değil. Geldi mağazama, oturdu. Bir kahve yaptım kendisine. Afiyet. Sohbet ederken de. Ondan sonra lütfen adımı kullanma dedi. Ama bizim hocamız dedi. Muhammed Mustafa'yı sezon başında istemedi dedi. Büyük hata etmiş. Ben de dedim kasetleri mi görmüş de beğenmemiş? Hayır, kafasındaki isim Samatta'yla, yani bütçe anlamında Samatta'yla Sise bu iki oyuncuyu. İkisinden, peki sen bir oyuncu olarak sen bunu nereden Mustafa öğrendin dedi. Bak, dedim ki bir yanlılık olmasın. Sen sonuçta futbolcusun. Hocanın kimi isteyip istemedi abi dedi. Bir kulüpte hocanın kimi isteyip istemediğini bilmez misin dedi oyuncu olarak. Hepimiz ya Fatih Terim mesela yüksek sesle söylüyor. Bütün Türkiye biliyor. Ha bütün Türkiye biliyor. Hocanın istediğini niye bilmiyor? Hocam o çok büyük akıllılık yaptı orada. Bak transferlerini yaptırdı. Fatih Hoca çok akıllı hocam. Fenerbahçe'nin şu anda... Ya Fatih Hoca her zaman... Tecrübeli. Hayır bir şey demedi. Sana döndü. Transfer konusunda olan oyuncusu bugün bana Erol Bulut'un Mustafa Muhammed'i istemediğini... Büyük hata. Hemen bak, eğer öyle bir şey varsa... Yarın Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bıraksın. Niye bıraksın hocam? Yani? Ama bir şey söyleyeceğim. Çok bir maç içinde Muhammed şey. Mustafa şimdi tamam bu adam oldu. Bu adam dünya çapında demek demeyin, oldu. Demeyin bak çok erken siz ikiniz çok erken karar veriyorsunuz ya. Siz de buradasınız. Biz hayır, erken ya. Bir maç için erken ya değil biz, mi? Bir saniye bir dakika ya. Tamam görüşüne saygı duyuyorum ama erken biz, değil mi? Hatay Spor Santrafor'un ilk hafta söylemedik mi inanılmaz forvet almıştı? Söyledik. O benzeri. Tabii daha ilk hafta ikimiz de söyledik. Peki Muhammed daha mu hocam? Doğru. Efendim? Muhammed bir görelim de öyle diyeceksiniz o zaman. Kim için? Hatay'ın o şeyi mi, santrafor mu bu santrafor Muhammed mi? Daha iyi acaba. Ya göreceli bir şey bu. Aa. Şöyle anlatayım. Bir görelim biraz cevap daha. O da çok yetenekli bak. Çok... Cevap vereyim mi? Ver. Galatasaray için Muhammed Mustafa doğru. Hatay Spor için de Hatay Spor'un santrafa doğru. Hatay Spor'daki santraforu al getir. Galatasaray'da aynı işleri yapamaz. Bu adam ileride nerelere gittiğini göreceğiz. Tamam 2 yıl için. İnşallah Ribery gibi. Bitsin hocam. Vesaire gibi ellerinden kaçırsın. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Sise'de, Samata'da, Enner Valencia'da bana göre Fenerbahçe'nin birinci sınıf golcüsü değil. Neden? Neden? Evet. Bak ben neden? Aynı şey. Neden? Çünkü, neden? Mesela söyle bize. Biz de ikna alalım abi. Yetenekli değiller. Yapma. Yani Samata. Bir takımı alıp yani sezonda 15-16 gol atabilecek bir yetenek kapasitesi sana yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oyun bu olursa bunlar bir tane gol atamaz. Aynen öyle. Aynı kanatta. Doğru mu hocam? Bopeza da gelse Fenerbahçe'ye. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü tamam. Sağdan soldan orta gelmediği abi, için. Ya aynı şeyi yeteri kadar bir tamam beslemedikleri için o da başarılı olamaz. İşte Caner orta yapacağına kafa kol çekiyor. Sağ bek Nazım Sangare bak. İyi müdafaa ediyor olabilir şimdi ama iyi bir... ortayla ilgili tamam. Sıkıntısı Mesut, var. Anlarınızı, Mesut bu takımda kime verecek, Samata'ya, alacak? Samata'ya, Tise'ye. Valencia'ya, Yunanlı Pelkas'a, Pelkas'a oynamayınca, Luis Gustavo, bu Fener'in takımı var ya, Fenerbahçe'nin foyası açar. Hocam bu Fener'in, bu Fener takımı, eğer Erol Hoca şu kafasını bugün değiştiriyorsa, ben vallahi bak bunu ben başkan oldum, kulüp başkanı yani Erol Hoca'yı çağırmıştım. O zaman siz bu takım var ya uçar. Fenerbahçe niye 24 tane adam aldı? Herkesin, bütün Fenerbahçe şunu diyor, Gustavo'yla Pelkas yok. Kardeşim sen 24 tane transferi niye yaptın? Doğru söylüyorsun. Sadece bu iki adama mı bağlı yaptın? Dünyanın sonu mu yani? Şimdi Beşiktaş'ta da 24 tane adam. Galatasaray şimdi ne oldu Falcao? Bugün kimse Falcao diyor mu? Kimse bugün Falcao diyor mu? Demiyor. Çıkar Mustafa'yı. Kimse Dorukhan diyor mu abi? Beşiktaş'ın mid takımın yıldızı Dorukhan diyor mu? Demiyoruz zaten zararı oldu. Zararı oldu. Kırmızı kartı gördü zaten. Şimdi kırmızı kartı. Galatasaray taraftarına sorsan Falcao mu Mustafa mı desen? Ya Mustafa tabii abi, ki. Mustafa var ya tabii. Ne Falcao'su der. Aynen ama önce Falcao diyordu herkes. Bu futbol böyle bir şey işte. Doğru söylüyorsun. Oynamadıkça da içerliyorsun ama. İçerliyorsun. Şimdi anlaşamadığımız nokta şu. Galatasaray 3 tane yeni transfer yaptı bence. Bir Onyekuru, 2 Mustafa, 3 kaleci Muslera. O da transfer. Zaten geçen sene Galatasaray'ın... Fernandes'in de çok iyi olduğu söyleniyor orta saha merkezi. O da çok iyiyse yandık yani. O da çok iyiyse yandık. Beşiktaş gibi transfer etti hocam. Cenk'i. Bak
Beşiktaş bu dönemde transfer etmedik biz Cenk. Bizim zaten. Bir de evine geri döndü. Eskişehir'den bir oyuncu aldık. Bak Beşiktaş evin takımı. Oğlu değil mi? Evin oğlu geldi. Mi? Beşiktaş takımı şu anda en doğru yaptı aslında. Tabii Larin'in yerine topu içeri sallayacak adam. Volkan Demirel'i bulmuşlar hemen. Lütfen esas ya günün haberini kaçırıyorduk. Lütfen. Tabii şu şanssız ve ne koktuğunu birazdan anlatacağım, o açıklamayı koyar mısın lütfen? Koyalım. Ben her zaman şuna inanmışımdır. Ya inanmak her şeyin başıdır. Tabii. Ya inanırsanız emin olun ki her şeyi başarırsınız. Yani inandıktan sonra işin gerisi gelecektir. O yüzden ben hep inandım. Hala da inanıyorum kendime, takımıma, Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe duygusuna. Bu duygularla da biz inşallah bu seriyi bir ara verdik. Bir tane 20 senede bir olur, 21 senede bir olur. İnşallah bundan sonra bir 50 sene, 60 sene bu gururla devam ederiz diye düşünüyorum. Yani o formayı giyip sahaya çıkan her Fenerbahçeli Galatasaray maçlarını kazanmak için sahaya çıkar. Yani şu an 11 tane dışarıdan adam toplayalım. Onlar da 11 tane adam toplasın dışarıdan. Gelsinler, yine biz yeniriz. Çünkü bu stadın böyle bir ambiyansı, böyle bir atmosferi var dedim o gün. O günkü hissiyatimde. Evet. Bunlar mı? Yok. Galatasaray bir daha bizi bu sahada yenemeyecek diye gazetede okudum ben. İşte belki bunun devamı da var. Şey diyor ama zaten 50-60 sene yenemezler dedi. Yenemez. Siz onu belki şey yaptınız, kaçırdınız. Şimdi yaşamda büyük lokma yiyip büyük konuşmayacaksın. İki, sen mesleğe yeni atılmışsın ve Fenerbahçe'de seni onarı etmiş, daha aktif futbol hayatının bittiğinin ertesi günü çeşitli sıkıntılara rağmen, çünkü Volkan Demirel milli takım tarihinde herhalde tektir sahaya çıktıktan sonra takımı terk eden. Kötü bir örnektir o açıdan da. Seni camian bağrına basmış, oraya getirmiş. Bugün Fenerbahçe camiasında görevlisin. Yarın teknik direktör de Allah izin verir, dilerim, yakışır da meslekte ilerlersin. İyi bir teknik direktör olursun ve sana derler ki ya gel Galatasaray'ı çalıştır, Beşiktaş'ı çalıştır. İşte Göztepe'yi çalıştır, Ankara gücünü çalıştır falan. Profesyonel yaşamda sanki Volkan Demirel 50-60 sene orada olacak. Oraya giden her teknik direktör kendisini orada tutacak. Sanki her başkan Volkan Demirel'le çalışacak. Çalışmak zorundaymış gibi tuhaf konuşma, tuhaf bir açıklama yapıyor. Bence çok sağlıksız bir şey bu. Mesela bak Rıza Hoca çıktı, konuştu. Ki çok ağır konuşabilirdi o gün. Sivasspor Beşiktaş maçından sonra o kadar profesyonel konuştu ki tek kelime etrafı rahatsız edecek cümle söylemedi. Şimdi burada ben şunu çıkartıyorum buradan. Volkan Demirel diyor kardeşim, kim gelirse gelsin, hangi hoca gelirse gelsin, hangi teknik direktör gelirse gelsin, hangi idareci, hangi başkan gelirse gelsin, ben 50-60 sene buradayım mesajı çıkartıyorum ben. Ben öyle anlıyorum. Şimdi Galatasaray 2 sene yendiyse seni üst üste, Galatasaray futbol takımı, o da gelir seni yenebilir. Yani Malatya Spor değil miydi sizi 6-8 hafta önce gelip orada 3-0 yenen? Niye o zaman bir açıklama yapmıyorsun, Malatya Spor bizi bir daha burada yenemez diye? O zaman daha inandırıcı olur bu. Niye gidiyorsun orada işte bir maçı kaybettiğinde Hatay Spor'la 9 kişi beraber kaldığında bir daha Hatay Spor bizde 9 kişi beraber kalacak demiyorsun? Farkına varmadan orada ezeli rekabete bilinç dışı bir ezeli düşmanlık açılıyorsun. Yapma bunu ya. Yapma. Gerek yok. Bu tür bir açıklamaya gerek yok. Çıktık oynadık. Şu tür bir mazeretimiz var ya da şu tür bir şanssızlığımız oldu. O tür bir konuşma yap. Camiayı da biraz yumuşat. Ben Fenerbahçe TV programlarına bakıyorum. Bu da Fenerbahçe TV'den alınmış. Her maçı kendi gözlüğüyle öyle mi anlatıyorlar ki? Sanki Fenerbahçe'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tek Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor. Başka hiçbir takıma yapılmıyormuş gibi. Yapmayın. Yani Türk futboluna da yakışmıyor. Sizin gibi defalarca milli olmuş bir futbolcuya da hiçbir şekilde yakışmıyor. O yüzden buradan sizi tenkit ediyorum. O kadar. Tespit bu yani hocam. Yanlış. Ya ben şimdi şeye benziyor işte. Vallahi şampiyon, billahi şampiyon, Beşiktaş. İşte camialar şirin görünme. Bizim yıllarca ya gerek
Hayır, ya tamam, gerek yok. Yok. Tespitinizde tamam bir şey demiyorum da hocam. Bu camiada yıllarca şirin görünmek. Dediğin gibi futbol, hocam futbol neler yapar biliyor musunuz? Bence Karadeniz'in dalgalarının dört misli fazladır futbol. Bir bakarsın bir başkan zirvede herkes omzunu alır. Cemil Turan'ı ay yıldızı bayrağı sardılar. Sonra da dışarı diye tezahürat ettiler. Futbol işte böyle bir şeydir. Aslında böyle kulüplerde oynayan oyuncular dengede kalmak lazım. Dengede. Ajax Beşiktaş maçını rövanş. Hani orada 2-1 yenilmiştik. Burada da 2-0 yenildik. Ben mesela 2-0'dan sonra bütün stat bir ağızdan Sergen dışarı diye tezahüratı çok net hatırlıyorum yani. Yaptı yani. Sergen yaptı. Yani, ya yapar bu futbol. Olabilir. Bu futbol böyle bir şey. Aslında camialara şirin görünmek tamam da aslında burada bir şey var eskiden hocam. Eskiden şöyle bir olay vardı. Arşiv de yoktu. Şimdi arşiv var, YouTube var. Sevgili şimdi, Serhat'ın dediği gibi kayıtlar var, kameralar var, şunlar. Ya öğretmen çocuğa okulda bir laf söyle, bakıyorsun arkadaki arkadaşı o lafı çekmiş. Medyada falan gözüküyor. Yani hocam bu, sana bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi geldi Türk futbolu şu karşılaştığımız derbi diyoruz ya, bu derbi diyoruz falan filan. Konuşuyoruz, tartışıyoruz bugün. Beşiktaş'ı tartışıyoruz, Trabzon'u. Yıllarca ben bildim bilen hep tartışıyoruz, doğru mu? Hep tartışıyoruz. Ben şunu diyorum artık arkadaş, bu işin artık bir dönüş noktası ne zaman olacak? Yani bu iş ne zaman normale hiçbir dönecek? Zaman teknik. Burada biz kandırılmıyor senin, muyuz? Tabii ki kandırılıyoruz. Biz burada, sen de, senin çocukların, senin çocukların. Tabii ki, tabii ki. Benim çocuklarım, arkadaşımızın annesi, teyzesi, ablası, bu futbolu seven herkesi kandırıyorlar. Allah aşkına. Bizim Türk futbolunun ne başarısı var sen bana söyleyin. Eskisi kadar bir de futbol sever olduğuna inanıyor musun? Ne başarı hocam? İnanmıyorum. Ne başarımız var? Beşiktaş-Konya maçı işte atıldı en sakala. Maç biraz duran bir tempoda gidiyordu. O ara bir Konya bir 10 dakika falan iyi oynar gibi oldu. Dedi ki eşim, ya dedi bugün Liverpool-Manchester City maçı yok burada. Ha anlat onu anlat. Ha, ben, gel oraya. Gel onu da konuşalım. Ben Sport'tan çıktığı için TV Bu'ya geçtim. Ondan sonra eşteba 2, hop Liverpool maçı. Ya maç, böyle bir maç yok. Sana tadından geçiyor. Harikasın. İlkay anlatır mısın İlkay'ı? İlkay, topun olduğu yerde İlkay herkes anlat. Orada. Heh. Polemik yok, tartışma yok, bak, var yok, heh, kavga yok. Bu işte. Kastiği foul yok. Ya sanırsın ki maçı... Bir de Liverpool kalecisinde kaleci yok. Kaleci yok. Üç düşünün. Tane topu bir rakip takıma pas yapıyor. Size santrofor yok. İlkay attı golleri. İlkay attı. Penaltı kaçırdı. Penaltı kaçırdı. Kaçırmasına rağmen. Sonra mükemmel bir gol attı. Buyur. Akıl dolu. Hadi. Ama şunu yani görüyorum. Yapma ya. Kardeşim maçtan sonra ne Klopp şeyin üzerine yürüyor. Stil'in hocasına. Ama bu peki bir şey, bir şey yani orada kadar, durur musun? Bu kadar mı beyefendilik şey olur be kardeşim? Bir şey konuşabilir miyim? Yap. Geçen sene Jürgen Klopp Liverpool'la şampiyon oldu mu? Oldu. Rekorları oldu. Kırdı mı? Kırdı. Puanları aldı mı? Aldı. Aldı. Peki. Bu sene kaçıncı, kaç puan geride? Şu anda 5. sırada olması lazım. 20 puan geride liderden. Ha, buyur. Yok, o kadar olmadı. Aç bak. Hoca gitti mi? Gönderdi hoca duruyor. Aynı Okan. Hoca duruyor. Zıtlandı. İşte Türkiye ile. O kadar ya. Liverpool bu sene düşmemeye oynasın. O kadar. Seneye yine Jürgen Klopp o takımın başında. 10 yıl kalır hocam. En az. En az bak 10 yıl kalır. Arsene Wenger kaç yıl, kaç yıl kaldı hocam? Anladın mı ne demek istediğimi? Kaç puan? City 50, Liverpool 40. 10 puan var. Kaç maçları var? 20 maçı da fazla. Maçları kaç? Liverpool'un. Tamam işte. Hayır. Sen bana bir şey, yani sen bir şey demiyorum ya. Tamam. Kaçıncı Liverpool? 4. 4. Yanlışın var. Biraz daha aşağılarda olması lazım yani, diye hatırlıyorum. Ya neyse hocam, buna yakın şey var. Sen ben yanlış yerden bakıyorsun şeye. Geçen ikinci, sene, ya takip ediyorum. Geçen sene şeyden bakıyorsun. Atletico Madrid'de diğerlerini karıştırır olabilirsin. Bak. Atletico işte, Madrid iki maçı eksik. 7 puan. 7 puan önde. Niye? Çünkü orada da Simeone'nin kaçıncı senesi abi şeyde? Atletico Madrid. 9 herhalde oldu. Tamam. 9 adam evet. İki kere Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Kaybetti. Kimse git demedi. Bilmem ne yarı final bizde, oynadı, kaybetti, git demedi. Biz de şu hale bak ya. Simeone'yi her kaybettiğinde de bir sene uzattılar. Bakın ben de o yüzden dedim ki Beşiktaş Futbol Kulübü yönetimine Sergen Yalçın'la bakın işi sağlama bağlayın, imzayı atın. Çünkü ne olursa olsun Sergen olmaz Hoca'nın, hocam, bak Sergen Hoca'nın ne olursa olsun Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon bir geçmişte, İstanbulspor, Siirt, Cetba böyle bir gezmişliği var. Belli olmaz, hocadır yani. Hadi hızlanalım bir Ali Koç'la devam edelim. Her maçın hakkı 1-0 değil. Bir kere onlar üstündü, ikinci yarı biz üstündük. Tam rakamlara bakamadım, gol pozisyon rakamlarına ama
İkinci el oynadığımız futbolu birinci el oynasak bizim çok daha iyi, olumlu olurdu maç sonucu lehimize. Ama bu maçın bana sorarsanız hakkı beraberlikte. Offside'dan verilmeyen golümüz bize göre %100 gol. Tabii hangi açıdan baktığınıza bağlı, hangi açıdan gösterileceğine bağlı. Elimize gelen resimler, videolar farklı açılardan çok farklı bir şeye ifade ediyor. Ama burada önemli olan, futbolun içinde bunlar var. Aslında önemli olan gri pozisyonların hep bizim aleyhimize olması. Yani bu kadar ince bir çizgide olan pozisyonun bir dakikada, hatta bir dakikanın az bir sürede hiç VAR'a gitmeden direkt verilmesi enteresan. Ama biz hakeme mahkeme sığmayacağız. Burada çıkıp ikinci yer oynadığımız topu ilk yer oynayıp çatır çatır maçı almamız lazımdı. Şunu söyleyeceğim. Bunu da not edin. Bu maç ve maç sonucu ve maçta yaşananlar bizim şampiyonluğumuzun habercisidir. Biz çok seneler gördük. Orada burada rakibimizi yenip sene sonunda istediğim sonucu ulaşamadığımız. Ama bu maçtaki yaşadıklarımız, gördüklerimiz şunun habercisi. Şampiyonluğun en büyük motivasyonu olduğu maç. Sakatlıklarımız da dönünce bence sene sonunun için çok önemli bir motivasyon oldu. Ve şampiyonun habercisi diyorum. Üzdük, taraftarlarımızı üzdük, iyi gidiyorduk. Ama her zaman diyorum, bunun için ne şampiyonluk, şampiyon yapacaktı bizi, ne de şampiyonluk başka, hedefinden. Başka bir sıkıntı olarak neyi görüyorsunuz? Sonuçta daha önceki... Müsaade eder misin? Konuşuyorum. Sözen gel sen konuş. Dediğim gibi bu maçla ne şampiyon olmayacaktık, ne şampiyonu gidecekti. Kazansaydık önemli bir psikolojik avantaj olacaktı. Olmadı, sağlık olsun. Ama dediğim gibi, iki gün evvel de dediğim gibi 3 puan. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisi olarak görüyorum. Tamam. Maç sonu Sayın Abdurrahim Albayrak'ta bir diyalog yaşadınız. Dostluk üzerinden detaylarını... Ne yaşamışım? Sanırım oyuncularla ilgili çıkarken küfür ediyorlar gibi bir ifade olmuş. Daha sonra biz dostuz demiş Sayın Abdurrahim Albayrak. Yok öyle bir şey olmadı. Çirkin görüntüleri kendi sağ stadımıza müsaade etmeyeceğini söyledik. İçeri gitmeleri rica ettik. Hayatta bir şey var. Kendine yapmasını istemediğin bir şey başkasına yapmayacaksın. Yaparsan da tepki görürsen de bunu gayret anlayışla karşılayacaksın. Zaten Mustafa Başkan anlayışla karşıladı. Olmamalıydı dedi. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama hiç canınızı sıkmayın. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir. Size de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, Sayın Ali Koç'un açıklamaları talihsiz mi, gerçekçi mi? Biraz da üzerine konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Benim de çünkü söyleyeceklerim var. Ben söyleyebilir miyim? Önce sen söyle. Önce ben zaman. Söyleyeyim. Yok, ben söyle. Hocam önce ben söyleyeyim. Niye sen? Ben söylemek istiyorum. Çünkü niye biliyor musun? Ben hayretler içindeyim. Bu kadar güzel bir açıklama. Bu kadar sakin. Gerçekten Ali Koç hakikaten önemli bir başkan. Şimdi ben olsam taraftarlarım gidin arkadaş Riva'ya varı basın. Cüneyt Çakır'a konuşurdum. Bir dakika ne diyorsun? Ali Palabı'ya şunu derdim. Önce... Bunu derdim. Yok anlatıyorum. Hayır. Yani eğer bir başkan yani bunu yapmak isterse. Lazım, bunu, yani bu kadar canı yanmış bir başkanın bunu yapması lazım. Ne güzel diyor. Böyle yani oldu. Yani oraya buraya şiddet eğilimli olmasını istiyorsan. Şiddet eğilimli olmadı bak. Gizli Riva'yı bassın. Ya. Bunu adam diyebilir miydi, demez miydi? Soruyorum sana. Nasıl? Ali Koç bundan... Ya her kaybettiğinde daha... gidin federasyonu bassın, ileride... onun kellesini getirin mi diyeceğim? Böyle bir şey arkadaş, mi? Kelle avucuna mı çıktı? Burada gayet medenice. Güzel bir açıklama yaptı. Ben de diyorum ki, ben eğer bu başkan, Ali Koç gibi bu başkan olarak söylüyorum sana, burada önemli açıklamalar, daha etkili açıklamalar yapardı. Gülüyor hocam. Burayı sakin geçti. Bu kadar basit. Ya 5 dakika önce Türk Sporu'na barış gelsin. Abi, şöyle olsun, ben... böyle olsun diyorsun. 5 dakika sonra ben diyorsun ki hocam. Ali Koç gayet sakin, çok nazik, zarif açıkladı. Ali Bey'in duruşu, kendisi, terbiyesi, kültürü zaten buna nazik. Yani bunun dışında bir açıklama beklemiyoruz. Ama yine hatalı bir açıklama. Baştan sona hatalı bir açıklama. Şimdi ben Beşiktaşlı taraftarı olarak aklıma şu geliyor. Ali Koç Bey'in bildiği mi var da biz daha iyi kenetlendik, bak sezon sonu şampiyon olacağız da falan getiriyorsun işi. Bu bir sefer beni işkillendiriyor. Çıkarsın dersin ki, iyi maç oldu, ilk yarı işte böyle, ikinci yarı böyle. Biz hakem kararlarından çok memnun değiliz, bilinmesini istiyoruz. Hemen geleceğe yönelik vaat verdiğin zaman insanların beklentisi de artıyor.
ve sıkıntı olduğunda, bir mağlubiyet geldiğinde, başarısızlık geldiğinde bilinç dışı patlamaları çok daha kötü oluyor. Ama yumuşaklığı açısından yumuşak. Zaten zerafet akıyor açıklamada. Ama dikkatli dinlediğin zaman Volkan'ın açıklamasından çok farklı değil. Hocam incelikleri yakalamış orada. Ben de şunu söylüyorum. Kendisiyle tanıştım. İki defa bir aynı ortamda olduk. Sonra biz TV8'de çalışırken mahkemelik olduk. Yönetecek. Mahkemeyi bana tazminat davası açtı ve ceza davası. İki davayı da ben kazandım. Kaç mahkemen oldu senin? Neyse, iki davayı da ben kazandım. Bilemiyorum. Ve kendisine karşı gerçekten bu davayı açmasına rağmen büyük bir sempatim ve sevgim oluştu. Sana başka dava açan bak, var mı? Ne, var, onu sonra konuşursun. Hocam listesi. Enteresandır. Antipatik, birçoğuna antipatik gelmesine rağmen bende inanılmaz bir sempati uyandırmış. Bu kadar. Ama kötü bir Aziz Yıldırım kopyası olarak Sayın Ali Koç hayatına devam ettiğini görüyorum. Yapma ya. Bir dakika, ben bir bitireyim. Bitir. Yani çakması bile diyemiyorum Aziz Bey'in. Çok kötü bir çakma çünkü. Neden? Yapma yapma. Bak neden olduğunu söyleyeceğim. Nedenini söyle ama yani talihsiz bir açıklama. Yok, bir dakika. Bak daha, bir dakika. Bak, gerçek bak. Bir. Bir dakika. Bir. Söyleyebilirsin. Meslektaşlarıma karşı hocam son derece burada kaba ve kürsa olduğunu düşünüyorum. Bir defa Ali Koç terbiyesinde iyi bir ailede, ailenin ferdi olarak ve çok iyi eğitimler alıp Amerika'da yüksek tahsilini bitirmiş, medeniyetin önemli noktalarından geçmiş bir Ali Koç'un meslektaşlarıma karşı çok acımasız ve kaba davrandığını, hani belki küstah kelimesi ağır olabilir, kaba davrandığını görüyorum. Gazeteci orada bir es verdiği için Sayın Koç, bittiğini düşünerek veya Ali Koç'un karşısında gördüğü için heyecandan da olabilir, hızlı davranmış olabilir ama Ali Bey'in en azından o da gel sen burada konuş, ben susayım, sen cevap ver, bitmedi daha konuşmam gibi bir kaba yaklaşımın içinde olması. Maç sonu gerginliği. Ya bana ne, yemişin maç sonu gel. Ondan sonra Allah Allah. Mesut Özil'in toplantısında orada bu soruyu geçin, başka kim soru soruyor şeklinde meslektaşlarıma karşı çok acımasız, kindar ve çok agresif olduğunu görüyorum, üzülüyorum. Fenerbahçe'nin basın fazlasını Aziz Yıldırım yapardı, fırça atardı ve biz de her hafta Telegol'de Aziz Yıldırım'ın içinden girer dışından çıkardık. Ve Aziz Yıldırım'da en çok eleştirdiğim nokta bu küssa, kaba, saygısız davranışlarıdır. Ama Aziz Bey'in yaptığı Türk Spor adına iyi şeyler de vardı. Maalesef Ali Bey daha şu anda o iyi şeyleri gösteremedi. Sportif anlamda son derece sınıfta kaldı ve talihsizliği şu ki başkan olduktan sonra Galatasaray iki defa Kadıköy'de, Beşiktaş'ta kaç yıllardan sonra, 15 yıllardan sonra 14, Kadıköy'de 10. yine galip geldi. Ama şu anda basketbolda en azından Obradoviç'te yoldan ayrılmasına rağmen bir toparlama sürecine girdi. Ama sportif anlamda kocaman orada bir Ali Koç'un. Orada da eleştirilebilir. Neyse, 2,5 yılda baktığımda çok ciddi bir sportif başarısızlığı var. Sancı var. Mesela de işte gitti bir İtalyanı getirdi, İtalyanı gönderdi, Koku'yu getirdi. İşte yok Fenerbahçe'nin adına ve şanına yakışır hocalar dedi. Hepsinde baltayı taşa vurdu. Büyük bir hayal kırıklığı. Ve bakın Ali Bey'in en büyük başı şu anda şansı tribünde seyircinin olmamasıdır. Tribünde seyirci olmuş olsa iki tane Galatasaray mağlubiyeti, bir Beşiktaş mağlubiyeti ve kötü oyun neticesinde Ali Bey çok zor günler ve saatler beklerdi. Bu açıklamada da bir saygısızlık yok ama meslektaşlarıma karşı bir saygısızlık var. Şurada doğru söylüyorsun. Yani işte birisine hedef göstermedi, istifaya davet etmedi, Cüneyt Çakır'da Aziz Yıldırım olsaydı işte ne Cüneyt'in anası kalmıştı, söyledi. Ne tamam. Babası kalmıştı, ne Ali Palabı'nın anası babası kalmıştı, ne Nihat Özdemir'in başkanlığı kalmıştı. Son derece en azından bu konularda kibar. Ama genel olarak çizgisi eksiye doğru gidiyor. Çünkü istediği şeyleri elde edemedi. Yani ne, bizim için demiyor. Birileri diyor ya. Değil mi hocam? Şimdi ekonomisi, Ali Bey'in şu açıklamasında bilinç dışında ya bu senede şampiyon olamazsam endişesi var. Bu kadar basit. Bilinç dışında. O olamayabilir hocam. Ya bu senede şampiyon. Bunun garantisi yok. Olamaz ha, zaten. Transferde de her şeye rağmen, bu kritere rağmen bir başarısı var. Mesut Özil'i bugün ne pahasına olsun alması
Ali Koç'a büyük bir başarıdır. Senden ricam. İrfan Can Kahveci'yi alması, Galatasaray'dan alması bir başarıdır. Ama bu sportif anlamda ne derece yansır? Herkes şuna bakar kardeşim. Göreceğiz. 15 Mayıs geldiğinde başkan, tamam transferde şampiyonuz da bak puan tablosunda birinci olamamışız. Galatasaray 4-5. yıldıza gidiyor. Veya bak Beşiktaş'ta seni yakaladı şampiyonlukta. Artı eksi buna yazar. Ben buna bakarım. Bak Sayın Ali Koç 10 sadece yıl daha transfer şampiyonluğu 10 değil. Yıl daha Fenerbahçe'de başkan olur. Kaç? 10 yıl daha. Şampiyon olmasa bile bu yıl. Bak, senin şampiyon olamazsın. 10 yıl daha başkanlığa devam eder. Bak biz bir şey söyleyelim. Söyleyin. Şimdi kazayla bu senede şampiyon olamazsa başkanlık yapmasını A kendisi de istemez. Bak bir yere yaz bunu. Evet. Bu sana hatırlarsan bir şey anlatmıştım. Demiştim ki Erzurum'a dünya çapında bir kardiyovasküler cerrah gelmişti. Bundan ameliyat şey, yapmıştı. Evet. Üç tane peş peşe. Üçünü de kaybettikten sonra valizini alıp Erzurum'dan gitmişti. Sebebi şu. Erzurum'un o zaman altyapısı şeye hazır değildi değil. Ameliyatta. Ali Bey de bana kalırsa çok doğru bir zamanda, çok doğru bir şekilde kulüp başkanlığına geldi. Fakat Ali Bey'in yaptığı hazırlık biçimi alafrangaydı. Halbuki Türkiye'de Alaturka hazırlıkta gelmek lazım. Şimdi alafranga hazırlık yapıp tekrar Alaturka'ya dönünce de iş daha da kötü oldu. Bu sefer birçok tükürdüğünü yalamak zorunda kaldım. Başta Ersun Yanal meselesi olmak üzere. Benim de kulağımın dibinde. Ersun Yanal diye bağıranlar, bizim futbol felsefemizi anlamamış diyenler. Dolayısıyla ondan beri yuvarlanarak gidiyor. Ersun Yanal'ı getirdin, sezon sonunu yine beklemedin. Bir de süreyi açtık, özür dilerim. Psikolojiyi de hemen iyi topar. Hesaplayamadın. Mesela Wagnerov Alanyaspor'dan geldi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın neler çektiğini herkes biliyor. İyi. Bazı santraforlar var. Ya onlar Alanya'nın santraforu. Sende işi yok. Samat da İngiltere'ye gitti, tutturamamış. Yani sen en az bir Sörlot kalitesinde santrafor bulacaksın. Emre Belezoğlu getirdi ondan hocam. Neyse kim o? Tamam. Kim o? Çarşamba günü Çarşamba. Sayın Abdurrahim Albayrak'ı da dinleyelim ve ondan sonra veda edelim. Çok önemli bir şey atladık tabii bu hafta. Ver abi. Ver bana bir tane. Ne yüze gel? Ne yüze gel? Ne yüze gel? Yapma ya. Yapma ya. Niye öyle bir şey yapıyorsun abicim? İyi misin? Ne Sen niye görüyorsun ortalığımı o zaman? Yapmayın oğlum, yapmayın, gazetecisin. Tam bir şey demedim ki ben. Tamam, tamam oğlum, sakın olsun. Arkadaşlar hazır mıyız? Arkadaşlar, ilk derbi değil, son derbi de olmayacak. Bunu bir kazanan olacaktı. Galatasaray kazandı. Biz kazandığımız için çok mutluyum. Sevinçliyim. Şunu söylemek istiyorum. Ben Florya'da ayrılmadan önce de hocamla toplantı yaptık. Hocam, Fatih hocam kafası rahat olduğu zaman, yüzü güldüğü zaman her maçı alacak. Güçteyiz. Sevgili hocam çok iyi. İstediği transferleri yaptık. Yüzü gülüyor. Şimdiden sonra güzel günler bizim olacak inşallah. Protokol tribünde çok fazla kişi var diye konuşuldu. Hatta Yusuf Günay da biraz önce çok aşırı sayıda kişi olduğunu. Arkadaşlar zaten herhalde şimdi bizim arkadaşlar videolarını çekmişler. Yukarıda bayağı bir kalabalık seyirci varmış. Buradan şimdi şu maçın galibiyetini yaşayalım. Cami olarak yaşayalım. Polemiklere vermeyelim. İki yüzü de kulüp birbirlerine konuşmalarımıza dikkat edelim. Dost kazanalım arkadaşlar. Dostluğa, huzura ihtiyacımız dostluktan, vardı. Dostluktan dem bulmuşken maç sonrası futbolcuların Fatih Hoca'nın sevinçli bir şekilde içeri girerken Sayın Ali Koç'un size orada bir sistemi vardı. Yani bu dostluğa yakışmıyor diye bir tartışma siz de orada araya girdiniz. Ya bakın şimdi ben görmedim ama insan maç kaybettiği zaman ben de kaybettiği zaman çok stresli oluyorum. Yani bunu doğal karşılamak lazım bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Son zamanlarda gördüğüm en iyi bir yönetici açıklaması. Sayın Abdurrahim Albayrak yine işten samimi konuşmalarından dolayı ve olayları geçiştirelim.
dostluğa bakalım. Kızgınlık anda her şey olabiliyor gibi güzel sözlerle geceyi toparlamasını son derece olumlu karşılıyorum. En azından birer cümle alayım. Tebrik ediyorum kendisini. Bence yine önemli bir şey atladık. Beşiktaş yönetim konunun çok ciddi bir açıklaması var. Bu transfer limitleriyle ilgili. Bize sezon başında bildirilen limitlere biz uyduk ama rakiplerimizin uyduğunu düşünmüyoruz şeklinde ve federasyondan bir açıklama isteyen, federasyon da bildiğim kadarıyla biz şu programa girinceye kadar bir açıklamasını duymadım. Vardı. Bence şöyle, haksızlık karşısında bağıranın da sesi kısılabilir ama bağırmadan Beşiktaş yönetimi söylemini tekrar dile getirmesi gerekiyor. Bizim de transfer limiti harcamaları konusunda mutlaka aydınlatılmamız gerekiyor. Bu Galatasaray'ın Eyüpspor'a yaptığı 480 bin euroluk transferinde federasyon tarafından mutlaka soruşturulması, Galatasaray Kulübü'nün aklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Çarşamba günü eğer zaman olursa... Evet, Beşiktaş'ın açıklamasını ve TFF'nin bu konudaki... Konuşalım. 3 Şubat'ta yapmış olduğu bir açıklama var. Ondan sonra da bir açıklama gelmemiş TFF'de. Bir de Jürgen Klopp'a buradan bir şeyim var. Bizim programı seyrettiğini biliyorum Sayın Jürgen Klopp'un. Evet. Haber aldım. Sevgili Jürgen, senin kalecin 5 para etmez, Liverpool kalecin. Aklın varsa hemen şimdiden Uğurcan Çakır'la anlaşmayı yap. Sonra ileride bana dua edersin. Büyük ihtimal Ozan'la birlikte Uğurcan harika olur. Sonra alacağın 3. Türk futbolcuyu ben sana yine buradan söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum sana Telegol adına bizi seyrettiğin için. Adnan? Ben bu konuşmayı dedim artık, iyi geceler diyeyim. Nasıl? Finali yaptık işte, hocam yaptı finali. Var mı sarkma limitimiz yoksa bitiriyor muyuz arkadaşlar? Çarşamba devam edelim, konuşalım. Peki, Gökmen Özdana, Ertan Tezcan hocama ve sevgili Adnan Aybaba'ya ve Selçuk Dereli'ye teşekkür ediyoruz. Size asıl teşekkür ediyoruz, sizlere diyoruz bu geç saatte bizleri seyrettiğiniz için. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diyorum efendim. Hoşçakalın.